Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hikmet Bey güzel kadını kapmış. Kurban adamış beni alabilmek için. Ya Hikmet Bey, Hikmet Bey. Hani Hikmet sardı. Aynı okulda oku, git internetten tanış. Ben de anlamıyorum. 5 sene sonra hem de. Aklı neredeymiş 5 sene evler? Aa, dahası var. Var mı? 6 yılda birlikte olduk yani. Ciddi ciddi. 6 yıl sonra evlendik. Kim şampiyon olacak? Kim parayı cebine koyacak, götürecek yani? Bakalım kim? Bu haftanın yetişmeyeli ben mi olacağım? Hayır ya. Ya bu çok sert. Gücüm yetmiyor. Çok yoruldum, kollarım uyuşmaya başladı. Perişan oldum. Gerçekten perişan oldum. Ay yok, bu gitti. Ay anne, anne. Ah annem, ah annem. Ah yaktık. Öyle yani ben yaparım, ben ederim. Öyle eleştirmekle olmuyor yani. Güveniyorsanız gelin kendinize. Çorbanın adı bu değil. Bu yayla çorbası. Sorun teşkil ediyor mu yani? Hani yoğurtlu deyip de yayla çorbası olur. Ediyor. Yoğurdu kesilmiş bunu. İçeceklerimiz nerede? Aşk olsun Sedef Hanım sizde. Abarttınız iyice bu içecek olayı. Allah aşkına sula hepsini. Dolmanızı tuzsuz buldum. Bir saniye. Olmayan bütün yemeklerin tek sorumlusu tencereler. Zuhal Hanım belki inanmazsınız ama bana da bir iki tane pirinç böyle diri geldi. Tıbben mümkün değil bunu hissediyorsanız size bilim adamlarının incelemesi lazım. Gördünüz mü mercimek ne olmuş? Suyu süzülmüş. Ya dedim ya bir bardak kırılınca tekrar bir araya gelmiyor. Siz kırılan bardak için gelinimi mi seçtiniz? Zuhal Topal'la Sofradan'ın çok kıymetli izleyicileri, merakla ve heyecanla beklediğiniz final günü geldi çattı. Bugün verdiği yüksek puanlarla haftaya damgasını vuran Özden Hanım ve gelin Tuğba ile lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi evimize gidiyor, kayınvalide ve gelinimizi daha yakından tanıyoruz. Merhaba, ben Tuğba Yerlikayaoğlu. Yarışmaya İstanbul Avcılar'dan katılıyorum. 31 yaşındayım. 3,5 senelik evliyim ve iddialıyım. İsmim Özden Yerlikayaoğlu. İstanbul Avcılar'da oturuyorum. 56 yaşındayım. Ev hanımıyım. Evet, final günümüzde Özden Hanım ve gelini eski milli basketbolcularımızdan Tuğba'yı konuk ettik galiba. Maşallah diyeyim öncelikle. Hoş geldin Tuğba, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim Zuhal Hanım. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Boy kaç gerçekten? Şimdi oturarak gördüğüm halde üst beden 1,5 metre gibi duruyor. Orijinal 1,80, topuklu da değişiyor. İlk bayılmam. 1,80. Evet. Ya eşin boylu mu? Evet. 86 o da. Ha iyi bari. Evet. Çünkü sen topukluydu 1,90 falan olursun yani. Ya çok... Yüksek yemeği tercih etmiyorum açıkçası. Ay, tabii ihtiyacın da yok şekerim. Evet. Bir şey söyleyeceğim, var mı basketbol falan geçmişinde? Yok, bizimki tamamen genetik. Genetik. İyi ki oynamamışım diyorum. Bir de oynasan... İyi ki oynamamışım. Bulutlardan bildirirdin bize. 2 metre falan olurdun herhalde. Herhalde. Anne baba mı uzun? Uzun. Aa, ne güzel. Var, evet. Ne güzel vallahi. Peki kaç yıllık gelinsin Tuğba'cığım? 3,5. 3,5 yıllık gelinin Özden Hanım. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Kayınvaliden çok hoş. Öyle. Çok kibar. Öyle. Efendim çok hanımefendi. Teşekkür ederim. Ama 6, 7, 8 ve 5 verdi dün. Evet. Onu konuşacağız bilahare. Ama ben hemen bir tabii ki Tuğba ile oğlunuzun tanışma hikayesini demek istiyorum müsaadeniz tabii, olursa. Tabii, Tuğba'cığım eşin adı ne bu arada? Berkay. Berkay ile nasıl tanıştı Tuğba? Aslında bizim 2006 senesine dayanıyor tanışma. Hani yani
tanışmamız 14 yıl evvel. Evet ama o dönem birlikte değildik. Nerede tanışmışsınız? Üniversite. Üniversitede. Hı-hı, üniversitede. Bizim üniversite çok ufaktı. Herkes birbirini tanıyordu zaten. Hı-hı. Ama o dönem hiç hani iletişimimiz yoktu. Yoktu. Sonra tesadüfen hani internetten. Aynı okulda oku. Git internetten tanış. Ben de anlamıyorum. 5 sene sonra hem de. Ne? Evet. Daha yine gitti. 5 sene. Evet. Üniversite bitti herhalde bitti, artık. Bitti tabii. Üniversite de bitti. Evet. Tesadüfen mi? Tanıyor olabileceğiniz kişiler vesaireler, arkadaşlar, ortak arkadaşlar falan görmüş beni. Görmüş. Zaten o zamanlar... Aklı neredeymiş 5 sene evvel? Aman! Zaten o zamanlar aklımdan geçirmiş ama. Mutlaka. Kesin taraflardan birisi bir yere yazmıştır onu. Evet. Orada bir yerlerde duruyordur. Bir kenarda kalmış. Ya. Kalmış. Öyle başladık biz. Evet, yazıştınız. Ufak ufak. Güzel. Bir 3 ay sonra yüz yüze geldik. 3 ayda öyle yazıştınız, öyle de geçtik 3 ay. Aynen öyle. Ben şeyi düşünmem çünkü. Aynen. Aa, dahası var. Var mı? Keda bayıltacağım sizi. Yapma. 6 yılda birlikte olduk yani. Birlikte çıktık. 6 yıl sonra evlendik. Şuna da abi ağlıyla şahane bir boyama isterdi yani. Ama o arada biz de ailecek görüşüyorduk. Tabii aslında. Tabii. Ha, flört mü o kadar sürdü? Evet. Siz ne yaptınız bu kadar? Ne? Askerliği vardı. Askerlik. Üniversiteyi tamamladık. Üniversite bitti. Askerlik bitti. Biraz bir süründürme zamanı var tabii. Yok aslında. Süründürmedin mi hiç? Yok, bizimki tamamen... Arada bir ayrılık falan oldu mu? Yok. Ha. Çok şükür hiç olmadı. Aman ne güzel. Hani böyle ufak ufak şeyler oluyordu ama ben... Yani o da öyle sağ olsun. Tolere ettiniz. İki saatten fazla... Küs kalamıyorum. Aslında karşımızda 14 yıllık bir geçmişi olan çift var. Yani daha doğrusu çiftin bir tarafı var, kız tarafı var. Ama 3,5 yıllık evlisin. Hı hı. Peki yakın mı oturuyorsunuz Özden Hanım? Yakınız. Ha. Yani 15-20 dakika yürüyerek o kadar. Ha, yürüyerek 15-20 dakika, arabayla 2 dakikada. Nasıldır Özden Hanım'ın aranız? Çok iyidir. Valla. Çok iyidir, sağ olsun çok iyidir. İyi kayınvalideye düşmüşsün. Şanslıyım, şanslıyım. Herkes de nerede şekerim o şans. Şöyle bir şey, ya, annemin de onay vereceğini düşünüyorum. Hani ben de iyi bir gelin oldum. Ay şey. Kızımdan memnunum. Onu sen ben yokken konuşacağım. Ben sizden razıyım diyorum. Aa ne güzel, ne kadar ben önemli size. Bir şey. Ne o da her zaman öyle der, anne ne güzel dua ediyorsun bize diyor. Tabii, razı ol. Başka gelin var mıydı sende? Yok. Bir bekar oğlum var. Ha, bizim de bir bekar oğlumuz var. Ellerinizden öper. Gerçekten hani çok memnunum kızım. Gelinimden diyeyim. Kızın var mı? Kızım yok, iki oğlum var. İki oğlum var. Daha da bir gelin daha gelecek aileye belki. Gelecek. Zamanı gelecek. İki oğlum, iki kızım olmuş olacak. Ne güzel olacak inşallah zamanı gelince. İnşallah. Bu arada hanım. Efendim. Bu arada araya girdim. Özür diliyorum. Gir. Bu annemin bir haftadır yüksek puanları ne diyorsunuz? Bilmem, ben de sana soracaktım. Sen ne diyorsun? Aslında biz hani hep annemin adaletine zaten çok güveniyordum. Onunla zaten doğru sıkıntı yok. Doğru yapmadı mı sana göre? Doğru yaptı. Ama düne kadar çok doğruydu puanları. Acaba karşılığını alabilecek mi? Diyorsun. Sen diyorsun ben işin o kısmıyla ilgileniyorum. Yani kısmı. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Düne kadarki verdiği bütün puanlar nokta atışıydı. Ve çok isabetliydi. Öyle söyleyebilirim yani. Gel gelim dünkü masaya 5'i ben hiç beklemiyordum. Fakat 6, 7, 8 verdiği için 5'i ve 9'u ve 10'u kalmıştı. 9'luk bir masa değildi diye düşündüğünden mütevellit öyle yaptığını aynen düşünüyorum. Öyle. De... Peki hani keşke 6'yı 7'yi oraya kullanmasaydın da dünkü kızımız 6 ya da 7 hak ediyordu dediğin oldu mu aklında? Yok olmadı şey şöyle gelin hanım içeriye girdiği zaman zaten böyle bir tepkili girdi. Hani böyle sanki biz hani hazırlanmışız o şekilde gelmişiz. Öyle bir iddiası vardı. Evet. Öyle bir iddiayla geldi. Hani bir de kayınvalidelere böyle çok seviyesiz davran. Tabii ki hakkını arayacak. Hani ona zaten kimse bir şey diyemez ama gerçekten hani kayınvalidesine bile müsaade etmedi konuşmasına. Zaten ben var ya hiçbir şey düşünmüyorum. Şenay'ı mı düşünüyorum? Nasıl acaba? Ne oldu dün evde? Dün beni savunsana anne, hadi konuşsana anne falan. Acaba hani bir ama gergin... Ama sonradan Şenay Hanım da gelin hanım dedi ki hani annem beni dedi müdafaa edemiyor dedi. Evet, hani evet. Koruyamıyor dedi. Kendimi korumak zorundayım dedi. Ama sonradan Şenay Hanım da açıldı. Artık o kadar laftan sonra yani. Kadıncağız demek belki ki, gerginlik olmasın dedi, konuşayım dedi herhalde değil mi? Demek beni bir kızardı Şenay Hanım, ben bir endişelendim. Evet. Üstelik ortada muz da yoktu. Muz değil bu. Peki oraları bilahare konuşuruz. Sen nerelisin bu arada Tuba? Rize Çayeli. Aa Rize'ye sevgiler selamlar. Siz? Ben Arnavut'um. Annemin bu arada size saygısı, sevgisini ilettiği. Estağfurullah efendim, saygılar çok bizden. Çok seviyor. Kızıma diyor benden kucak dolusu.
Sevgiler Zarife. Zarife Hanım, ben ellerinizden öpüyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben aldım. Ben aldım o elektriği, o güzelliği, gerçekten, o enerjiyi. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Ne kadar güzel. Sakın diyor, unutma annem diyor. Ne olur Zuhal Hanım'a benim selamımı söyle diyor. Baş üstüne ne demek Ali, kimse öpüyorum ellerinizden. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Kaç yıllık evlisiniz siz? 35 yıl. Maşallah. Beyefendinin adı neydi? Hikmet. Hikmet Bey güzel kadını kapmış. Kurban adamış beni alabilmek çok... için. Efendim? Kurban adamış beni alabilmek için. Ay, o hikayeyi mutfakta dinlemek istiyorum. Çünkü söyleyeceğim. Diğer kayınvalideler kıskanırlardı yanlarınızı. Çok hoş bir hanımefendi. Ne kadar güzel ağzı burnu diyor. Kim bilir siz gençliğinizde ne canlar yakmışsınız. Kim bilir siz gençliğinizde ne kadar Hikmet Bey peşinizden koşmuştur. Çok gezdi. Değil mi? Gerçekten çok gezdi. Şimdi de çok hoşsunuz. Lütfen yanlış anlamayın ama gençliğin vermiş olduğu o şeyle güzelliği daha ben farklı düşünemiyorum bile. Öyle var mıdır eski resimlerinizden telefonunuzda bir yerde? Var. Vallahi bir bakalım. Var. Eski aktrislere falan benziyor böyle gibi. Böyle kime benzeteceğim? Özlem de seni alabilmek için gözlere ben diyor kurbanlar adadım diyor. İki sene diyor evini adresini öğrenebilmeye çalıştım diyor. Ya Hikmet Bey, Hikmet Bey. Ne Hikmet zaten. Ne olacak bu güzelliğe? Peki. Sizin güzelliğiniz. Çok teşekkür ederim. Gelelim tabii ki. Çok önemli bir gündeyiz biliyorsun. Final günü 15.000 TL. Bakalım bugün kime gidecek bu evde ama sen de şansını deneyeceksin. Hangi yemeklerle şansını arayacaksın 15.000 TL için? Hemen menüyü dinleyelim Tuğba'cığım. Başlangıçta yoğurt çorbasıyla başlayacağım. Yoğurt çorbası. Evet. İçinde bir şey var mı? Pirinç. Pirinç. Ya yani yayla çorbası gibi. Aynen. Anladım. Yoğurt çorbası. Pirinç var ekstra. Tamam. Ara sıcağımda sosyete mantısı. Sosyete mantısı. Yine yoğurtla falan servis biliyorum, yapacağım. Biliyorum, biliyorum. Zeytinyağlı dolma. Güzel. Ve beyaz lahana salatası. Beyaz lahana salatası. Yapraktan, yasma yaprağından değil mi zeytinyağlı dolma? Hayır. Yoksa lahana mı? Ha, biber dolması. Ha, biber dolması. Zeytinyağlı okay. Biber dolması. Demedim ben, özür dilerim. Olsun olsun, önemli. Zeytinyağlı biber dolması, efendime söyleyeyim, sosyete mantısı olsun ve beyaz lahana salatası. Evet. Koslav gibi falan mı yapacaksın böyle? Ve havuçlu. Havuçlu, güzel. Ana yemek olarak ne seçtin? Ana yemek Hasanpaşa köfte. Hı. Ve firikle bulgur karışık pilav. Bir pilav. Aha. Salata. Mevsim salatası. Hı. Ne tatlı? Bol yeşillikli böyle. Tatlı da sizin beğeneceğini düşündüğümü düşünüyorum. Ne? Sufle. İnşallah güzel olursa. İnşallah. Seversiniz. Ay, ben nerelere kaçayım. Ay, sufle mi dedin? Ay, o anda pişireceksin ama evet, herhalde. Evet. Aa, bak 20 sıcak dakika. Sıcak olması 20 dakika için falan sürer ha. Onu mutfakta konuşalım. Yok, bu önemli. 7 dakika. 7 dakikalık sufle. Oo! Evet. İyiymiş o da güzel. Edik gibi olursa çok beğenirim. Fast sufle. Evet. Peki o zaman seni hızla odana yolluyorum hazırlan diye Tuğba'cığım. Hadi kolay gelsin. Menüyü hafif buldum. Çünkü benim gelinim el açması yaptı. Bu sosyete mantısı hazır yufkayla oluyor. Yoğurt çorbası da bildiğindik yoğurt çorbası. Herkes evinde yapıyor. Menüde yemek isteyen bir şey pek görmedim. Menüyü karışık buldum. Firinkli bulgur pilavı. İkisinin bir arada pişmesi nasıl olur bilmiyorum. Beyaz lahana salatası hiç mevsimine göre değil. Tadı tuzu olmaz onun. Biber dolması o da değil. Daha hiç mevsimde olmayan sebzeler yani. Bunların tadı tuzu olmaz bence. Ara sıcaklar gerçekten çok basit buldum. Benim gelinim 30 kat börek açtı yani. Sosyete mantısı nedir ki hazır yufkadan? Hiç yakıştıramadım. Beyaz lahana salatası gerçekten çok basit. Hasanpaşa köfte de basit. Ben Özden Hanım ve gelininden daha iddialı bir menü beklerdim gerçekten. Menüyü basit buldum. Bizim menülerimizi çok laf ettiler, çok söylediler, hiç beğenmediler. Bugünkü gelinimizin menüsünü de ben çok basit buldum. Yani hep köfte, hep köfte. Bilemiyorum nasıl olacak. Yoğurt çorbası. 2-3 gündür de hep yoğurt çorba, hep kremalı şeyler yiyip içiyoruz. Bakacağız. Kolay yani. Menülerimiz çok basit ve çok kolay. Çok şeker, çok sempatik geldi bana. Öyle öyledir mi gerçekten? Gerçekten öyledir. Yani şimdi nasıl gördüyseniz o şekilde. Aa, göründüğü gibi. Göründüğü gibidir. Bir sırası gelir. Yani oğlumdan konuşmamız gereken bir şey olur. Oğluma bile söylemeyiz. Biz ana evlat gibi otururuz, paylaşırız. Aa, ne güzel. Bazen oğlum işten geç gelecek olur, anne ben sıkıldım sana geliyorum der çıkar. Hani şimdiki zamanda böyle bir gelin bulmak çok zor. Ama hani sizin gibi kayınvalidede olunca oturmak istemiyorlar. Biz kahvemizi yaparız, ne çayımızı güzel yaparız. Ah ne güzel. Gerçekten ne güzel. Ne mutlu size. Ne mutlu size. Hani ağzımızın tadı bozulmasın aman inşallah. Aman aman amin bozulmasın inşallah. Var mı da peki eşini kıskanır mı? Efendime söyleyeyim, ne bir baskın karakter, böyle bir ortaya çıkan karakteristik özelliği var mıdır? Ya, İnatçı mıdır, kıskanç mıdır?
Birazcık eşine tabii. Hani bana karşı değil. Eşini kıskanıyor. Ha, eşini kıskanıyor. Yakışıklı mı oğlunuz, benziyor mu size? Yakışıklı gösteririm oğlunuzu. Size benziyorsa? Bana yüz hatlarına benzetiyorlar. Gözler benzemiyor. Gözler kalbin aşağı. Aynasıdır. Ay Maşuk! Ay ne oldu Maşuk? Niye hiç konuşmuyor bugünlerde ya? Ay. Dün akşam biraz açıldı. Sürekli benimle konuşuyor Zuhal. Ondan hayata küstü. Ah ah, hayvancağız geldiğimizde neler söyledi. Mikseri tanıdıktan sonra içine kapandı. Korktan konuşamıyor acaba yüksek sesler. Siz şimdi göreceksiniz mikserin marifetlerini. Mutfağa geçelim mi? Tabii, siz hadi nasıl buyursunlar. İsterseniz. Estağfurullah. Buyurun. What is this? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunu kim yaptı? Bu nedir? Poğaça mı? Patatesli poğaçamız o. Buyurun kim efendim. Yaptı onu? Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Elinize sağlık. Aa! Profiterolümüz de var dolapta. Ne var? Profiterol. Profiterol mü dedi? Evet Zuhal Hanım. Profiterol de yapmışlar. Sus be, sana mı sordum? Bir şey söyleyeceğim. Kim yaptı onu? Ben yaptım. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah beğenirsiniz. Efendim. Yok ya, ben direkt... Ya niye zahmet ettiniz? Zahmet olur mu? Gönül daha fazla. Zaten, hayır efendim. Daha yani ben yapmak sufle istiyordum. Sufle hayali kurarken. Beğendiniz mi? Çok güzel. Afiyet olsun. Bir şey söyleyeyim, hiç sufle lafının uğraşmasın. Bak bozmadım ben şuradan. Onu öyle. Çikolatından alayım. Bunu siz kayınvalidelere. Kaşık ikram edebilir miyim? Yok yok, hiç gerek yok. Yok yok, hiç gerek yok. Ben de yedim Zuhal Hanım. Hadi bırak. Zuhal Hanım, ben geldim. Hoş geldin Tuğba, ne haber? İyiyim. Ben nasılım sorsana. İyi görünüyorsunuz. Muhteşemim. Profiterol ya, yapmayın ya. Her zamanki gibi çok güzelsiniz. Harika, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bakın Tuğba'nın ayaktaki halini. Gerçekten süper. Peki. Yalnız Zuhal Hanım, bir sorunumuz var. Ne oldu? Tuğba'yı bu şartlarda nasıl çekeceğimizi bilmiyoruz. Bakar mısınız? Hakikaten ha, sen bayağı eğilmek zorundasın. Ben şey. Ben eğilmelere alışkınım ama. Alışkınsındır sen gerçekten. Yok. İnşallah kafamı falan çarpmazsam bir Allah yere. Allah'a uçaklarda falan ne yapıyordun, uçağa uçağa bindiğinde? Sığıyor musun sen ya? Uçaklarda sığıyorum. Enden bir problem olmuyor bende. Eski minibüslere sığmıyordum. Evet böyle. Bacak boyu maşallah. Peki 2,5 saatini başlatıyorum. Kolay gelsin sevgili. Teşekkür ederiz. Sağ Tuğba olun. Hadi her şey rast gitsin inşallah. Yalnız bu... Yani gerçekten... Ay iyiyim artık, bunu da tamamlayayım yani. Buyurun, afiyet olsun. Çikolatası az yemiş ablacığım, biliyor musun orada? Dediğiniz kadar var Zuhal Hanım, gerçekten çok güzel. Sen neden biliyorsun ya? Hikmet abi attı bana. Nasıl samimiyeti kuruyor yalnız ya. Hikmet abi bana neler anlattı, size anlattığı kadar değilmiş. Neymiş? Yolda minibüste görüyor, inip takip ediyor. Sizin? Evet. Ana! Hikmet abi anlattı bunları. Tabii doğru söylemiş mi? Niye o kadar döküldü sana? Daha sonrası da var. Bir sene aramış durmuş Zuhal Hanım. Şaka yapıyorsun. Evet, aşık olmuş. Sizi tesadüf dolmuş da görüyor minibüste. Aynen. Ve bir sene sizi arıyor. Ama hani... Nerede oldu olay, nerede gerçekleşti? Avcılar Hacı Şerif'te. Aa, İstanbul'da. İstanbul. Nasıl koşmasın peşinden Zuhal Hanım? Hikmet amcam fotoğrafı attı, bakar mısınız? Ay bakayım. Ay. Buldunuz mu reis? Zuhal Hanım, Hikmet amcamız da boylu boslu. Şu anda kır saçlı yakışıklı. Vallahi yabancı aktrislere benziyor. Siz bir benzeteceğim ama çıkaramadım kime o, acaba? Ömer Sayın. Sizin ay, güzel. Muhteşem. Ay muhteşem. Kaç yaşındaydınız evlendiğinizde? 23. 23. Bir sene. Peki nasıl buldu sizi? Maşallah. Ne güzel gerçekten. Anlatabilir miyim? Lütfen. Çok merak ediyorum. Ben bayılırım aşk hikayelerine. Benim babam yurt dışında çalışıyordu. Evet. Bizim maaşımız diyeyim. Banka ismi vermiyorum. Oraya geliyordu. Eşim bankadaydı. Evet. Beni daha önceden görmüş. Ondan sonra tesadüfen biz de annemle bankaya gidiyoruz. Annem maaşını çekecek. Tamam diyor, ayağıma geldi diyor. O kız dolmuşta gördüğüm kız. Geldi diyor. Aa, ne şans vallahi. Aynı semtte mi oturuyordunuz ki acaba? Hani minibüste görmüş, banka falan. Orada o civarlarda. O da başka yerden geliyormuş. O bence sizi aramak tesadüf için. Tesadüf oldu. Siz avcılarda o Allah bilir Tuzla'dan geliyordu sizi bulmak için. Bankada gördü, ne yaptı sonra? Ondan sonra tabii bir çek yazsaydı hemen. Yok olmazdı. Gözlerini böyle dikti, bastı, dikip bakınca ben de böyle sırtımı döndüm. Sonra, sen sırtıma baktın. Sırtımı döndüm. Evet. Sonra annem aradan biraz geçti.
Annem dedi ki Özden dedi kızım dedi bankaya gidip dedi bir sorsan havalemiz dedi acaba geldi mi dedi. Hikmet Bey havale geçiriyor zaten ne havalesi. Anne dedim ben dedim o bankaya dedim gitmem dedim. Neden kızım dedi gitmezsin dedi. Neden? Ben dedim ya orada dedim çocuğun biri var dedim bana dedim çok dikkatli bakıyor dedi. Rahatsız oldunuz. Rahatsız oldum. Annem dedi git kızım dedi. Seni dedi yiyecek halin yok dedi. Aa anne de. Ondan sonra ben bir daha bankaya gitmedim. Ben de gittim ve tanıştım diyeceksiniz. Hayır yok gitmediniz. Nasıl tepki siz? Nasıl bir araya geldiniz ya? Annemi görüyor, beni görüyor. Evet. Dökümlerden adresi çıkartıyor. Araya aracı sokuyor. Aa Hikmet Bey ama uzun bağlı bir çalışmaya düşüyor. Girmiş. Aynen. Peki sonra istemeye mi geldiler sizi? Sonra, pilot döneminiz oldu mu? Oldu birazcık. Hmm. Birkaç ay oldu. O arada babam yurt dışından yeni gelmişti, dönmüştü. İsteme haberi yolladı. Sonra annem de dedi ki babamız yeni dedi, geldi gitti dedi. Hani ben dedi kendi başıma karar veremem dedi. Sonra 9 ayda bir geliyordu babam yurt dışından. Ondan sonra babanız bir gitti mi 9 ay kalıyordu yurt dışında. Gemilerde çalışıyordu. Ondan sonra ne dedi? Demiş 9 ay değil, 9 sene bile beklerim yeter ki bu kızı bana versinler vay, demiş. Vay aşka bak ya. Babam çok siz, romantiktir bu arada. Peki hoşlandınız mı? Gördünüz içiniz bir kaynadı mı? Bir sıcaklık oldu değil mi? Oldu. Allah ayırmasın. Oldu. Ne 30, güzel. İşte o gün bugündür 35 senedir. Maşallah. Allah bize de nasip etsin amin, inşallah. Şu amin. Sapa da nasip etsin inşallah. Anneciğim Hikmet amcanın fotoğrafı var mı? Korkarım ailenize girmek üzere olan bir mikser var. Ay bu ailenize sızacak. Ya, babam da çok yakışıklı adamdır. Vallahi vardır naziktir. Hanımın dilinden anlar. Ay şanslısınız o zaman. Öyledir şimdi hakkını yiyemem. Berkay da romantik mi peki Tuğba? Öyledir. Çekmiş öyledir mi babasına? Çekmiş. Vallahi. Çocuklarım da öyledir. Öyledir. Düşüncelidir. Sağ olsun. Ne güzel ne güzel. Sen çalışıyor muydun peki koronadan evvel? Şu an yani 1,5 senedir evdeyim. Ha ne iş yapıyordun? Mağaza satış. Mağaza satış. Aha. Aynen. Kendi işimi hiç bulamadım. Muhasebe mezunuyum aslında ben. Aa, ama olmadı. Yapmadın kendi işini. Aynen hiç yapmadım. Çocuk? Yok. Daha yok. Daha yok. Peki. Biraz İnşallah daha zamanı gelince. Evet. Peki 15.000 TL'yi kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun? Yani Zuhal'ın ihtiyacımız var birazcık. Hayır, orada kullanacağız. Biraz da annemle işte görüşürüz. Aa, annesini de düşünüyor. Her sizi zaman de düşünüyor. Öyle canım o benden daha çok yoruldu. Sırf bu hususta değil her zaman düşünür beni. Peki annenin 7-8'lerine ne diyeceksin? Valla Zuhal'ın annemin 7-8'lerine bir şey söylemeyeceğim ama ilk günkü yarışmacımıza sanki bir tık fazla geldi. Çünkü şey 6 demişti. Fazla geldi bana. Annemizin 5'iyle 6 puanı yer değiştirebilirdi. Bence evet olabilirdi. Evet. Bugünkü dünkü masayı bilmiyorum açıkçası. Hmm. Ama pazartesi dünkü günü masa biraz olaylı geçti. Bilmem bahsettim annem biraz çok gergin az geçti. Fazla ben size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Bak şimdi izleyeceğiniz için hani bunun gizlisi saklısı yok. Daha mutfağa daha dün Tuğba dünkü gelinimiz Burcu böyle seninle böyle oturur gibi daha mutfağa girmeden zaten salonda verdi mesajı direkt. Ben çok sinirliyim. Kayınvalidem öyle sessiz sakin kalmış. Dağıtmış öyleleri, yedileri bilmem neleri. Efendime söyleyeyim. Ben uçarım. Efendime söyleyeyim sinirliyim. Çaçaronum ben dedim. Gerçekten mi? Evet mutfakta da daha kendi başladı. Öf dedi böyle bir. Başladı daha hiçbir şey yokken ortada sinirlenmeye. Biz de dedik ne oluyor? Hani işi biraz makarayı vurduk ama zaten hani dün gene masada iyi tuttu kendini. Ben size söyleyeyim tutmuş haliydi bence o Burcu'nun. Ama Şenay Hanım da öyle fazla bir yüksek puanlar vermedi diğer masalara. Hani vallahi ben Şenay Hanım'ı düşünüyorum. Şenay Hanım için endişeliyim. İnşallah Şenay Hanım iyidir yani. Bugün diğer gelinlerimiz de endişeli olsa iyi olur Zuhal Hanım. Evet Burcu geliyor. Hazır olun Tuğba. Gelsin. Buyursun gelsin. Sedef Hanım'a birini dik dik konuşuyorsunuz siz benimle dedi. En düşük puanları benim gelinim aldı. Benim gelinim hiçbir kayınvalideye saygısızlık etmedi. Herkese teşekkür etti ve ben hiçbir kayınvalideye çıkışmadım. Hiçbir kayınvalideye değişik kelimeler kullanmadım. Ama bunlar bana hepsi de konuştular. Dünkü gelin evet biraz agresifti. Emirvaki gibi işte benim masam, işte ben yaparım. Ben böyle tercih ettim. Böyle isterim kurup gelmişsiniz bilmem ne. O da çok hoş tavırlar değildi yani. Gelinim biraz cevap vermiş olabilir ama hiçbir zaman saygısızlık yapmadı. Hatta özür dilemesini de bildi. Yani şimdi çok ya aman bir saygısızlık değil ama şöyle yani sert çıkışları diyelim. Aynen. Biraz oldu. İşte o da birazcık kayınvalidesi pek fazla bir şey demediği için sinirlendi. Beni savunsana, konuşsana dedi. Lafınızı bölmek istemiyorum. Buyurun. Bir de hani
hizmet ederken böyle sert bir şekilde. Ha, öyle miydi? O şekilde. Zaten dedi ki dün mutfakta, sizin dedi bir yarışmacınızı izledi, böyle keki koyuyordu dedi. Deneyecekler zaten, ne istiyorlar zaten, ben öyle yapabilirim dedi. Vallahi dedi bana 4 puan verirse atlarım üstlerine, beni zor tutarsınız dedi. Aa, iyi atlamadı kimsenin üstüne. Dördü görünce. Böyle bir atlamaktan da aşağı kalmadı yani. Ama şimdi her şey bir tarafa, dün 4 asla olmadı bence. 4 çok düşüktü çünkü ana yemeği lezzetliydi. Eti güzeldi, sosu güzeldi. Ben fırın makarnayı çok beğendim. Çorba ama asla olmamıştı. O çorba düğün çorbasıyla uzaktan. Trileçe hiç, ben ama burada dedim. Trileçe 3 sütle yapılır. Hadi 3 sütü geçtim. Tamam, tek süt yap, olabilir, yapılmaz mı? Yapılır. Onu yapan da var, güzel yapan. Evet. Ama kek çok revani gibiydi. Dün Hatice Hanım'ın 4 puan vermesine burada bir koalisyon gibi gördüm ben. Sanki anlaşmışlar gibi, fazla gitmesinler diye, ben kazanayım diye. Ben Hatice Hanım'dan bunu beklemezdim. Hele Ayfer Hanım'la Sedef Hanım da artık uzatmasınlar. Temcit pilavı yani, gibi döne döne aynı konular ya. Sen benim gelinim, ben senin gelin. Yeter. Üf. Bugün final günü, gelinim de gelecek. Eğer kaybedersek finalde Sedef Hanım yüzünden kaybetmiş olacağız. Çünkü 3 puan verdi. Benim masam 3 puanlık değildi. Ne yapalım, geçti gitti artık, yapmayın diyorum. Bizim beni dinleseler hiç bunlar olmayacak. Gelsin gel, çeksin etsin artık. Çeksin artık, bugün cuma, büyük finaldeyiz efendim. 15 bin TL'yi kime vereceğiz acaba? Büyük final anında bu evde kim şampiyon olacak? Kim parayı cebine koyacak, götürecek yani? Bakalım kim? Ben. Kimdi? Biz. Kimdi? Siz mi diyorsunuz? İddialı evet. Mısın Tuğba? İddialıyım. Eğer... Niye olmayasın canım? Lezzetli olsun. Bak dün de mesela şimdi Hasanpaşa köfteye basit diyebilirler ama dün de gelinimizin annesi babası aşçıydı. Kimse demedi ki aşçı annenin babanın kızı bilmem ne yapmadı. O da et sonuçta marine edildi falan filan pişti ama ben lezzete bakıyor are. Ama Zuhal Hanım, bu yemekler de basit değil mi? Sensin basit. Gerçekten basit. Lezzetine bakacağız, basit olabilir. Oysa ki sen lezzetine yani... bile bakamayacaksın. Lezzeti, evet, güzel, lezzeti güzel olursa o basit diyemeyeceksiniz. Tadına bakarsam fikrim değişebilir ama. Ben şimdi gözüm arkada kalır. Bu güzelim şeyleri burada bu yesin diye bırakacak halim yok. Afiyet ellerinize olsun. Sağlık. Afiyet onun olsun. İçin ne yapıyorum? Ay iyi. Hadi Korhan'cığım, sevgili Nihal'cığım, akşama profiterol var. Yalnız Zuhal Hanım, bugün olmadı. Ne olmadı? Şu anda 18. dakikadayız. 20 dakika olmadı. Oluyor, bak ben dolduruyorum. O 2 dakikayı da geçiririm arada. Bol şans diliyorum Tuğba'cığım. Şans senden yana olsun. Her şey rast gitsin inşallah. Hadi bakalım. Siz de lütfen tadınız yemeklerden. Kontrol ediniz. Gelininizi yönlendiriniz. Destek kuvveti olarak burada lütfen mikserin laflarına, boş muhabbetine dalmayınız. Tuğba'cığım, güzel performans bekliyorum sen. Yalnız pantolonunuz yakıyor Zuhal Hanım. Münasebet. Gerçekten çok şıksınız. Sağ ol. Hanımlar, Zuhal Hanım profiterolleri aldı gitti. Şu ana kadar neler yaptın Tuğba? Ben şu an patates pürem için patatesleri haşlıyorum. O haşlan. Bir taraftan da çorbamın pirinçlerini haşlıyorum. Çorbamın hani başlangıcındayım. Şimdi şey yapacağım. Terbiyesini yapacağım çorbanın. Yoğurt çorbası, yayla çorbası mı? Yoğurt çorbası nasıl oluyor ki, hiç duymadım da görmedim de. Yayla çorbası olabilir ama yoğurtlu. Tuğba zeytinyağlı biber dolmasını iç harcıyla doldurmaya başlıyor. Hasanpaşa köfteyi kim istedi hanımlar? Aslında ben buldum. Köfte normalde iyi yaparım. Öyle. Ona karar verdim. Annem de onayladı. Yapabildiğin tek yemek Hasanpaşa köfte mi? Hayır, değil tabii ki. Bir tane bile el açması yok Tuğba. Ya el açması yeni yeni başladım aslında. Geldin mi anneciğim? Biraz söyleyeceğim anne. Annen Arnavut, çok güzel el açması börekleri var. Evet, o annem güzel yapar. Ben yaparım da kızım da yapar da. Ben daha yeni burada başladım. Burada yeni başladı. Öğretemedi mi geline? Öğrettim de yeni yeni yapıyor daha. Anneciğim, eldivenle maske takmanız lazım. Özür dilerim. Maalesef takmadığınız için 2 puanınızı almak zorundayım. Hayır. Yeni kuralları bilmiyor musunuz? Heyecandan. Heyecanınızı sayın lütfen. Gerçekten aşk hikayeniz çok güzel anneciğim. Darısı bütün sevenlerin başına. Hikmet amca evlenme teklif etmedi mi? Valla çok şeye, telaşa geldi. Teklif edemeden hemen istemeye geldi. Aa, ne yapıyorsun Tuğba? İçine pissin diye birazcık deneyeceğim. Şu anda bize bir taktik mi öğretiyorsun? Beğenmiyorsun beni ama mikser. Görür görmez sana kanım kaynadı. Zeytinyağlı biber dolmalarının tuzu ve suyu ayarlandıktan sonra pişmeye bırakılıyor. Tuğba, kayınvaliden dünkü gelinle ilgili neler anlattı? Ya aslında dününle alakalı çok fazla konuşamadık.
Ama yani yemekleri orta düzeydi. Öyle çok da şey değil mi? Yemekleri orta düzeyde miydi? Tat olarak yani. Anneciğim gerçekten yemekleri orta düzeyde miydi? Beğenmedim. Bir tatlısını de uslubu da şeydi. Trençesini hiç beğenmedim. Böreği çok çok kuruydu. Şeker. İçi güzeldi. Tuğba, üslubu da mı iyi değildi sizce? Yani birazcık hani şeymiş, tabii kötü bir şey söylemek istemiyorum. Hani o anki stres vesaire. Ama misafir sonuçta, hani kendi masasına yerdi. Hani daha ılımlı, daha bir sakin olabilirdi. Tatlıya geçen yarışmacımız, suflenin hamuru için kırdığı yumurtalara şeker ve sıvı yağ ekliyor. Sufleyi son anda ısıtacaksın. Kayınvalideleri çok bekletecek misin? Yani ana yemek sırasında vermeyi düşünüyorum. Pişirmeyi düşünüyorum. Çünkü 7 dakika falan sürüyor zaten. Yarışmacımız suflenin hamuruna un ve süt koyduktan sonra vanilin ve kakao ekleyip çırpmaya başlıyor. Sonra ne yapıyorsun? Şu an hamurunu yapıyorum suflenin. Sufle. Sufle nasıl bir şeydi bilmiyorum. Belki gördüm ama dediğim gibi şimdiki gençler bu yemeklerin isimlerini değiştiriyorlar. Süslüyorlar, püslüyorlar, ortamıza getiriyorlar. Halbuki aynı bildiğimiz şeymiş ama adı değişik. Onun için şu an adını tanımadım. Kendisini belki görünce tanırım, bilmiyorum ya. Değerlendireceğim. Ve sufleler nihayet kuplara giriyor. Bakayım nasıl görünüyor. Kuplarına bayıldım gelin hanım. Aman nazara gelmesin, maşallah diyelim. Evet, lütfen. Maşallah gelin hanım, maşallah. Peki sen süslü müsün? Yani aslında klasik diyebiliriz. Öyle çok renk falan şey yapmam. Sade şık gibi düşünelim. Kuplarda nasıl pişireceksiniz? Tencerede suyun içinde pişeceğim. Kaç dakikada pişecek? 7. 7 dakika. Sonra sufle oluyor mu? Evet. Bak nazar ediyordum, az kalsın mikser. İlk önce ağzı 2-3 dakika açık pişiyor. Ondan sonra... Yok anne, kapalı hepsi. Kapalı mı? Yok yok anne ya, bir şeyleri yaparız, hallederiz. Bundan sonra anne... Efendim hanım. Sence? Bundan sonra masaya geçelim mi? Şimdi bunu yaptıktan sonra köfteyi yoğur, bırak. Dinlensin masaya geç. Dinlensin masaya geç. Okey. Ondan sonra işte dolma piştikten sonra onu fırına atarız. Yufkanı saracaksın anneciğim. Tamam ama masaya geçmeyelim mi? Ya da içini mi hazırlayalım? Neyse yaparız. Masayı önce mi kuracaksın? Ya ben arada kurmak istiyorum. Benim süsüm püsüm biraz fazla da. Yetişsin istiyorum masam. Tuğba yoğurt çorbasının terbiyesine başlıyor. Çorbanın pirinçleri haşlanmış mı? Biraz daha olacak canım. Daha pişmedi şeyimiz şu an. Birazcık sosunu yapıyor. Kesilmemesi için mi çorbanın suyundan ekledin? Aynen öyle. Yavaş yavaş alıştırıyorum. Anneciğim, dün Burcu'nun çorbası kesilmiş miydi? Kesilmişti. Benimki evet. Kesilmeyecek inşallah. İnşallah. Yani hiç kesmedim şimdiye kadar ama inşallah. Dün Burcu da neler söylemişti neler. Yarışmacımız yoğurt çorbasının terbiyesini dikkatli bir şekilde yapıyor. Elimi kesmeden yapabilirsem inşallah. Çok iyi gidiyorsun Tuğba. Gerçekten. Enerjin de çok iyi. Ya biraz çok inanmıyorum ben sana. Herkes bana mikser yalan söylüyor diyor. Estağfurullah. Asla. Estağfurullah. Asla öyle bir kelime kullanma. Az önce sen de bana yalancı dedin. Şöyle bir şey söyleyeyim. Asla. Hiç öyle bir şey. Dedin mi demedin mi? Demedim. Sosyete mantısına geçen yarışmacımız iç harcı için doğradığı soğanları kıymayla birlikte kavuruyor. Ardından tuzunu ve baharatlarını ayarlıyor. El açması olursa olur. Hazır yufkadan olursa puanımı kırarım. Hazır yufkadan kabul etmem. Yarışmacımız sosyete mantısının iç harcına maydanoz doğuruyor. Anneciğim çorba tamamdır. Çorba tamam mı sence? Bence tamam. Hayır. Daha üstünün şeysi, malzemesi var. Ama kıvamında bir sorun var sanki. Hayır. O durdukça şey olacak. Koyulaşacak. Kapatıyorum bak, anneciğim. Bak hayatımda bin kere yapmışım da bu çorba. Eğer kıvamı ilk defa tutturamazsam mikser sensin sorumlusu. Hepsini sana içireceğim sonra. Gerçekten mi? Gerçek. Ama bana duru geldi. Yok yok değil. Daha üstünün duru değil. Kıvamı tam. Biz ona yoğurt çorbası değil de yayla çorbası olarak söylüyoruz. Eğer yoğurdu kıvamı çok güzel olursa, yağını, nanesini, tam sarımsağını alırsa beğenirsem inşallah beğenirim. Anneciğim, diğer kayınvalideler hakkında ne düşünüyorsun? Çok merak ediyorum. Tabii bu bir yarışma içinde belki hani hareketler, tavırlar, konuşmalar biraz sert şekilde oluyor. Özünde belki iyi insanlardır. Tabii bu bir yarışma. Herkes kazanmak istiyor. Hatice Hanım, Ayfer Hanım. Daha böyle bir yakın kendime buldum. Peki Sedef Hanım? Sedef Hanım da hani kendini ifade etti. Benim hani dünkü yarışmada benim konuşmasını yaptılar.
Hani çok hararetli, tepkili konuştu. Tamam. Benim konuşmam böyle dedi ama insanları yine de rahatsız ediyor konuşma şekli. Ayfer Hanım'la çok tartışıyorlar. İşte o gelinin hakkımı sana helal etmiyorum demesinden kaynaklanıyor. Gelinimiz Sedef Hanım'a hakkımı helal etmiyorum dedi. Ben gelinlere her zaman hak verdim burada genel olarak. Ama o kelime hani yanlış, belki o anki heyecanından olmuş olabilir. Hani kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ama yanlış bir kelimeydi yani bence. Yine de hani dediğim gibi tabii ki hepimiz hani kazanmak isteriz. Tabii. Hani ama önce eğlence. Önce eğlence, bir de seviyemizi bilmemiz lazım diye düşünüyorum. Beşinci gün olacak. Bugün de yaparlarsa artık bayrakları sallayacağım. Anneciğim, masada yine tartışma olursa konuşacak mısın? Tabii konuşurum. Herkes nasıl konuştu? Gelinini savundu. Tabii ki ben de konuşurum. Annem beni savunacak. Asla hakkımı ezdirmez. Ben yani nerede olursa olsun, evet, sırf burası için demiyorum. Nerede olursa olsun gelinimi korurum. Benim masamda böyle tartışmayın der misin? Bu oldu anne tabii herhalde. Ki. Tuzu iyi dedim. Tamam, onun tuzu tamam anneciğim. Kapat onu yavrum. Kapatıyorum. Söylerim. Hani şurayı bir sileyim. Atıyorum Ayfer Hanım'la Sedef Hanım'ın çekişmesi. Hani lütfen bu mevzuyu artık kapatın, konuşmayalım. Bugünkü yorumlara bakalım. Onun üzerinden konuşalım. Ya bir de o stres benim masama yansısın da istemem açıkçası. Evet. Yani iyi kötü benim yemeklerimi eleştirsinler. Doğru söylüyorsun. Yani hani bir de artık olacak, bitecek. Artık bitti olan artık. Oldu. Hani şurayı da alayım mesela. Alalım. Sedef Hanım'la tartışmalarımız tabii devam ediyor, edecek. Ayfer Hanım'la olan inşallah sorunlarımız devam etmez. Eğer devam eder de tekrar bana çatarsa ben de aynı şekilde karşılığımı vereceğim. Tereyağımız Rize'den gelmedi. Evet. Tereyağını özel mi getirdiniz? Evet. Babamdan sağ olsun. Babama da selam. Gelinimiz tereyağda kavurduğu naneyi yoğurt çorbasına karıştırıyor. Şimdi geldik asıl buraya. Sen şimdi benimle dalga geçeceksin mikser. Ne yapacaksın? Çamak şeklini yapamıyorum ben çok fazla. Ne yapamıyorsun? Çamak. Eyvah! Ama normal yaparım canım, çok önemli değil. Hasan Paşa köfte çanak şeklinde olmuyor mu? Çanak da oluyor, düz yuvarlak da oluyor. Hayır! Evet, yuvarlak da oluyor. Nasıl hayır? Yuvarlak mı? Hayır, köfte gibi yassı. Benim bildiğim Hasan Paşa köfte çanak şeklinde olur. Yo, yapacağım. Biraz uğraşacağım ama yapacağım. Anneciğim, sen kazanamazsan kimin kazanmasını istersin? Ben kazanamazsam söyleyeyim kimin kazanır? Hatice Hanım'ın gelinine. O mu hak etti? Evet. Ama gelini 8'i bile beğenmedi. Evet, onlar biraz 8'i beğenmedi mi? Beğenmediler. Daha yüksek puanlar. Sen bu yarışmada puan yüksek verenlerden yani birkaç kişiden birisin yani. Özden Hanım haftanın ilk günleri yüksek puanlar kullandı. Bugün hiç zannetmiyorum yüksek puan alacağını zannetmiyorum Özden Hanım. Tuğba, Rondo'da ne çekiyorsun? Soğan, sarımsak. Soğan ve sarımsak. Nerede kullanacaksın? Köfteme. Hasan Paşa köfteye neler giriyor? Soğan, sarımsak, işte nane, kekik. Burada neler var? Galetonuyla ekmek içi. Bayat ekmek içi mi? Tabii tabii, bayat ekmek içi. Onlardan da koyacağım. Aa, mercimek koymadık açtığınızın annem. Eyvah! Ama zaten koymayacağım dedim. Koymayacağım mı? Evet. Ha, tamam anneciğim. Dedim ya. Mercimeği neye koyacaktınız? Pilava. Hangi pilava? Firik. Firikle bulgur karışık yapacak mısın? Mercimekten vaz mı geçtin? Tamam, vazgeçtik. Neden? Güzel olmaz mı? Koyalım mı? Bilmem. Aşkım hemen mi? Mercimek. Mercimek beni var mı? Beni şeytana uyduruyorsun mikser. Yarışmacımız pilavda kullanacağı yeşil mercimekleri yıkadıktan sonra haşlanmaya bırakıyor. Hanımlar, üzgünüm ama kalan süreniz. Ne? Lütfen hızlı olun, sizden rica ediyorum. Maalesef kalan süreniz tamı tamına 45 dakika. Gerçekten. Evet ama yaparsınız bence. Ay, yetişmeyecek. Yetişmeyecek mi? Ama bitti her şey. Okur musun bana? Hasanpaşa yumurta atacağım bir tane. Ne kaldı yapmadığınız? Galeta unu, bir yumurta. Çabuk ol Tuğba, çabuk. Kırmızı biberin, kimyonla. Karabiber. Gerçek. Gerçekten Tuğba. Yetişmeyeni ben olacağım herhalde. Öyle bir şey olursa çok üzülürüm. Ya. Annem kimyonu, tuzunu, biberini attın mı yavrum? Annem tuzunu atıyorum. Özür dilerim, yanlış bakmışım. Gerçek kalan süreniz tamı tamına 46 dakika. Ha, çok fark etti gerçi, sağ ol. Teşekkürler. Attın mı annem hepsini? Attım anne. Sevgili Tuğba, gerçekten çok özür dilerim. Sıvı yağ, tuz, tamam. Ben kimyon. Kimyon atmadım. Durun, bunu söylemem lazım. Dur, kırma. Duramam. Söyleyeyim mi? Söyle hadi. Gerçek kalan süreniz tamı tamına 1 saat. 1,5 saat. Ya gerçek söyle ama kalbim ya. Bana bakın, söylüyorum. 1 saat 20 dakika. Gerçek. Evet. Ay.
Hani bunu da koyayım. Tamam ya. Anne. Mutlu oldunuz mu? Koy, çok mutlu oldum. Ay 46 deyince ben ne çabuk geçti zaman. Kalplerimi geçirecek. Siz bizi böyle sevindirin. Allah da sizi sevindirsin. Ya yumurtasını koydum. Anne bir dakika. Annem kırmızı ya. Kırmızı akümen tuz sıvıya galeta unlarını koyuyorum. Koydum burada. Birazcık okay. Yağ damlat içine. Ay, çok koydum. Koydun mu? Ha koydum, tamam koydum. Tamam. Yarışmacımız Hasanpaşa köftenin harcına galeta unu ve bayat ekmek içi koyduktan sonra yoğurmaya başlıyor. Birazcık yağ koy içine anne. Yağ. Nerede yağ? Anneciğim olmadı mı yoksa? Yok oldu. Biraz tuz, biraz yağ. Yağ ve tuza eklendikten sonra Hasanpaşa köftenin harcı tekrar yoğruluyor. Anne oldu herhalde bunun kıvamı. Tadına bakacağım. Şekli bakalım nasıl olacak? Şimdi yapmayacağım şeklini ama ben biraz daha mı isteren tamam. Ekmek? Ah gelin hanım ah. Çok kuru olur o zaman. Tamam bu biraz dinlensin. Köftenin... Üzerine bir şekil veriyorlar. Koyarsa üstüne püre koyar, patates püresi bilmiyorum koymuş mudur. Bence o da çok basit. Şimdi ne yapıyorsun Tuğba? Dolmaları yırtmadan almaya çalışıyorum. Oh, benim dolmama dikkat et lütfen. Tutabilir miyim? Tabii ki tutabilirsin anneciğim. Aşk olsun. Ne bileyim kurallara uymaya bilmiyoruz. Kurallara uymaya çalış. Çok kibarsın anneciğim. Gerçekten sizi çok sevdim. Ay teşekkür ederiz. Biz de seni sevdik. Yarışmacımız zeytinyağlı biber dolmalarını fırına vermek için cam tepsiye alıyor. At annem bunu fırına. Anne buna biraz üstüne zeytinyağı gezdireyim mi? Zeytinyağı biraz. Tamam anneciğim hani biraz şey gezdir. Daha mı lezzetli olur? Yani halka biraz... halka limon da kesebilir. Peki pirinçleri yeterince pişti mi? Pişti. Fırında olunca genelde pirinçleri pişmiyor. Anneme ama... güvenmiyorum. Annem çünkü bakar burada pişirdik. Gelinimiz zeytinyağlı biber dolmalarını fırına veriyor. Biberin de mevsimi geçti. Zeytinyağlı biber dolması ne alaka? Mevsimi geçmiş sebzeleri hep yapmışlar. Şey değil, hoş değil yani. Masamı kurmaya gideyim ben şimdi. Yarışmacımız yemeklerini tamamlamadan önce sofrayı kurmak için salona geçiyor. Masamı sade yapmayı planlıyorum. Masamız zaten çok büyük. Masa örtüsü kullanmayacağım. Sizde var biliyorum ama. Evet. Yine de aslında gri var mı? Var tabii ama ütü yapmamız lazım. Hayır, hayır tamam önemli değil. Runner'ı seren yarışmacımız suflaları yerleştirmeye başlıyor. Hani şunu uzatır mısın ya? Alayım. Ben de uzanamıyorsam gerçekten buraya. Sen de uzanamıyorsan masamız gerçekten büyük demektir. Evet evet gerçekten masa kocaman. Gerçekten çok kocaman. Sofrayı kurmaya devam eden Tuğba tabaklardan sonra bardakları yerleştiriyor. İki tane. Anne sen iki ikili kontrol etsene ya. Tamam sen koy annem ben bakayım. Tamam. Peçeten mi? O meyanda da tatlı kaşıklarına böyle koyabilirsin. Koyacağım anne daha hepsini bir yapamıyorum. Çatal, bıçak ve kaşıklar yedekleriyle birlikte sofradaki yerini alıyor. Kağıt peçetelik ve servis peçetelerinden sonra aksesuarlar yerleştiriliyor. Tuba o ne? Bir saniye daha yerleştireceğim. Anneciğim. Kızın neleri düşünmüş görüyor musun? Aa disko topu gibi. Şöyle yakın mı olur ekmeği böyle koysam? Gayet güzel. O ne? Top oraya bir şey yapmayı. Nasıl? Tuzlukları. Bakabilir miyim? Tuzluk da karabiberlik de çok güzelmiş. Peki bu nedir? O da öyle hani ben şey yapıyorum. Kenarda öyle bir toplar falan vesaire. Ha böyle bir köşe yapmayı planlıyorum. Ekmeklik o. Buraya da mum koyacağım. Annem bende mum anne, var. Mumları da masaya alan gelinimiz sofrayı süslemeye devam ediyor. Kolonya şişemiz. Sen de dur lütfen. Anneciğim elindekini görmek istiyorum. Kolonya şişesi bile yıkılıyor. Yarışmacımız sofrası için düşündüğü ışıltılı aksesuarları tek tek yerleştiriyor. Eyvah mercimekler yanıyor. Ne anne? Çabuk Tuğba çabuk. Senin koşman lazım koş. Ben mi koşayım? Yandı mı yoksa? Yanmaz ya. Ne? Ha ay o en kötü olmuş şey. Eyvah mercimekler yanmış. Yok yok yanmadı. Yanmadı. Hayır yanmadı. Yandı yandı. Yok yok yanmadı yanmadı. Yanmadı. Devam ediyorum. Koş gelin hanım koş.
Ha, ekmeklerimi getireyim. İçeceklerini getirmeyi unutma. İçecek ekmek. Ekmeklerim. İçecekler. İçeceklerim. Sofrayı tamamlamaya çalışan yarışmacımız içeceklerle ekmekliğini yerlerine koyduktan sonra suları dolduruyor. Masa bitti mi? Evet, masa sobaları getireceğiz herhalde. Soba, evet. Eksik içeceklerini de salona alan Tuğba sofrayı tamamlıyor. Bitti mi? Bitti. Nereye? Mutfağa. Koş Tuğba, koş. Hani sırada ne var? Mantıyı? Mantıyı sar anne. Sosyete mantısına geçen Tuğba hazır yufkayı yağladıktan sonra iç harcıyla sarıp son şeklini veriyor. Çok küçük oldu mu böyle olsun? Olsun annem, olsun. Sen şu dolmayı çıkartır mısın yavrum? Dolmalar oldu mu? Oldu oldu. Şimdi soyacak. Oo bak nasıl çıt çıt ses geliyor, duyuyor musun? Bak bak. Buraya koy annem, şuraya ocağın üstüne. Yandım. Evim mi yandı? Birazcık olsun. Zeytinyağlı dolmaları fırından çıkaran yarışmacımız sosyete mantısını sarmaya devam ediyor. Sosyete mantısı bitti mi? Bitti, yumurta sarısı. Hadi o zaman çabuk. Gelinimiz yumurtanın sarısını ayırdıktan sonra sosyete mantısının üzerine döküyor. Hanımlar, kalan süremiz 46 dakika. Gerçekten. Ay dursun. Hadi bunu at hemen fırına. Ve sosyete mantısı fırındaki yerini alıyor. Sosyete mantısı, gül böreği. Bildiğimiz gül böreğinin adını sosyete mantısı yapmışlar. Basit. 45 dakikada 4 yemek yetişir mi? Yetişecek. Bir de masa var. Masam hazır. Masa hazır mı? Evet. Masanı hazırlayarak çok iyi yaptın. Ben onu zaten planlıyordum, evet. Hadi anne, hadi. Yarışmacımız dinlenen Hasanpaşa köftenin harcına eliyle çanak şeklini vermeye başlıyor. Ortasını ince. Çanak olmadı o birazcık şey gibi. Bak bu çok güzel oldu. İşte. Eline çevirerek, çevirerek annem, çevirerek, çevirerek. Ne ya, şuraları toplayalım. Patates pürelerini eşit şekilde tabii, tabii, koyacağım. Tabii tabii, bol koyacağım. Zaten onun için boyutlarını şey yapmaya çalışıyorum, eşit yapmaya çok çalışıyorum. Çok güzel oldu. Ortasını biraz şuraya... Tamam, en son basayım mı anne? Tamam. Şunları anne, bir çevireyim, hazır olsun. Kaç, 6 tane yapacağım. 7 hiç risk almayayım artık. Aynen kadar. Kaçar tane koyacaksın? Bir tane. Bir tanecik. Zaten böyle ucundan bakıyorlar tadına. Ama tabak boş kalmaz mı? Hiç olmaz, bir şey olmaz. Son kararınız mı? Yok yok, olmaz herhalde. Tamam, al anne onu. Şunu şöyle kenara koyayım. Aman ben bunu nasıl keseceğim? Oo. Eyvah! Daha beyaz lahana salatası var. O bir şey değil, keserim de bunu nasıl keseceğim, ben onu düşünüyorum. Lahananın mevsimi değil diye eleştiri gelir mi sizce? Gelmez bence ya. Lahana. Bence de gelmez yani lahana. Yani başka salatalar yapıyorlar, her şeyin de mevsim değil yani. Diyerekten artık, biz düşündük. Zaten lahana var ama ya. Lahana, evet. Artık her şey var belki onunla. Ama çok sert, gücüm yetmiyor. Mevsimi olmadığı için olabilir mi? Zaten ben bunun... Çeyreğini yani. Aman eline dikkat et. Ara sıcağına geçen Tuğba beyaz lahanayı kesmeye çalışıyor. Annem tencere çıkarabilir mi? Tabii ki. Hani pilav tenceresini çıkarır mısın? Bir taraftan da pirinçlerimi falan şey yapayım. Yarışmacımız pilav hazırlıklarına başlarken bir yandan da beyaz lahana salatası için havuç rendeliyor. Turşu. Lahana. Lahanayı en son yaparsan. Beyaz lahana salatasına kornişon turşu doğrandıktan sonra pilav için tereyağı eritiliyor. Nihayet pilava geçtik mi? Pilavı bir taraftan şey yapacağım, sonra salataya da... Lahanaları ne zaman doğrayacaksın? Biraz sonra. Neden biraz sonra? Çünkü iki tane elim var. Yapamıyorum. Pilav için doğranan soğan ve sarımsak tereyağla kavrulmaya başlıyor. Sırada ne var Tuğba? Şimdi salça birazcık koyacağım ama biraz... Anne onun altı en açığa alalım mı? En açığa annem.
En açıkta. Şu mu alsak? Of. Ama o zaman da çok yanar yavrum. Tamam. Bu zaten bu kavrulduktan sonra bulgur çabuk pişer. Salça atacağım ben. Evet, pilav şey değil, salçayı unutmayın, tuzunu atacağım. Pilav için kavrulan soğan ve sarımsağa pul biber ve tuz ekleniyor. Tekrar salataya geçen yarışmacımız beyaz lahanayı doğramaya başlıyor. Hani bana bir tane süzgeç bulabilir misin? Şey yapacağız ya. Neyi ne yapacaksın? Lahanayı tuzda olacağım, şunu atacağım. Bundan büyük var mı acaba? Bence olur. Olur mu annem bu? Olur, iki kere yapacağız. Buna tuzlayıp bunun içine koyalım. Tuğba ara sıcak salatası için beyaz lahana doğramaya devam ediyor. Anne börek pişmiyor gerçekten. Bu haftanın yetiştiremedi, ben olmayacağım inşallah. Eyvah! Annem bir altına bakar mısın bunun? Birazcık daha. Sosyete mantısı fırında pişmeye devam ederken salata için doğranan beyaz lahanalar yıkanıyor. Hangi yemekler kaldı Tuğba? Salatam var. Pilavımı koyacağım, o pişecek. Son 25 dakika. Yetişirim ya. Pilavım ve salatam kaldı. Yetiştirmen lazım Tuğba. Yetişirim. Hasan Paşa köfteler. Köftelerin şey dolabı. Aa, o mu pişmedi? Hala pişmedi mi? Bak annem onların altına. Anne. Şu an gerçekten hiç. Şu biraz sızılsın. Buna ne koyacağım ben? Hardal koyacağım. Endişesi giderek artan yarışmacımız beyaz lahana salatasına mayonez ekliyor. Bu haftanın yetişmeyi ben bulacağım. Hayır ya. Hadi Tuğba, yetiştireceksin. Hadi anne. Beyaz lahana salatasına başka neler giriyor? Hardal, mayonez, yoğurt. Anne şunu aç. Ne olacak? Ana yemeğe geçen gelinimiz haşlanan patatesleri ezmeye başlıyor. Tereyağı, tuz. Tereyağım nerede? Bir çay bardağı süt. Tereyağı, tuz, bir çay bardağı süt. Püre için ezilen patateslere tereyağı ve süt ekleniyor. Çay bardağı süt. O kadar değil mi? Süt. O kadar. Karabiber, tuz. Karabiber. Hani az koyuyorum tuzu, tamam. Sen bir bakarsın, tamam mı? Bakarım. Tuğba, çok iyi gidiyordun. Ne oldu? Yoruldum, kollarım uyuşmaya başladı. Hadi annem, hadi. Ezecek nerede? Yok, ezecek. Yok, ezecek. Konuşamadım. Yok. Bak blender var, onunla ez. Zamanı giderek azalan Tuğba patatesleri blenderla eziyor. Hadi hemen pilava geç. Pilavımı koyacağım şimdi, salçası nerede? Pilav için kavrulan soğan ve sarımsaklara salça karıştırılıyor. Bulgurunu at içine bu meyanda buraya. Ama acı biber koydum, tuz. Hardalına her şeyini koydun onu. Buna tuz koymadım ama. Yarışmacımız yoğurtla beyaz lahana salatasını karıştırmaya başlıyor. Ardından pilava firik ve bulgur ekleniyor. Annem sıcak su burada. Sıcak koymayacağım, hani soğuk koyacağım zaten. Galiba mevsim salata yetişmeyecek. Hayır ya, yetişecek. Beyaz lahana salatası karıştırılmaya devam ederken pilavın suyu ayarlanıyor. Anne bunun suyun şey tuzuna bakmam lazım. Bir bakacağım anneciğim. Bir de acısına biraz acı koydum. Firik koydun mu? Karışık. Yeşil mercimekle de atacağım şimdi. Eyvah, taştı. Kısmetin taştı, hadi anne. Kısmetim taştı anne. Allah'ım bana ne oluyor? Birazcık daha tuz at anne. Birazcık daha. Bu yeterli mi? Yeterli. Mantı yanıyor. Yok, yanmıyor. Ya yapmayın. Gerçekten şu an. Yok, tam kıvamında anneciğim. Anne çıkarıyorum artık. Çıkar yavrum. Pişmedi, tam sen kıvam. Artık beni savunacaksın. Tamam. Çıkar kıvamında. 10 dakika sade miydi? Evet, 10 dakika soğan sade. Soğan su koyuyorduk, tam tersi miydi? Birazcık su koyabilirsin. Benim şu an çünkü kafa birazcık tamamen... Birazcık su koyabilirsin. Soğuk. Dök dök, fark etmez. Kaşarda rendeleyecek misin? Evet. O zaman kaşarı da rendelemen lazım. Pişene kadar şey olacak. Ve nihayet Hasan Paşa köfteler fırına girdi. Köftelere bakmayı unutma anne. Tamam, sen zaten hemen gelirsin. Gel. Hemen. Ben böyle kalsam, değiştirmesem olmaz değil mi? Final masası, şık olman lazım. Anneciğim hızlı ol yeter. Son 15 dakika. Ay, gerçekten. Hadi daha hızlı rendele. Perişan oldum. Gerçekten perişan oldum. Yeter ya. Kaşarı bol tutarsın. Ya birer tane yemiyorlar zaten, yapacak bir şeyim yok yani. Tuğba ana yemek için kaşar rendeledikten sonra tezgahı toparlamaya çalışıyor. Yani bu, ben gerçekten kendimi utanıyorum şu anda. Yarışmacımız mevsim salata için önce havucu soyuyor. Yani yeter, bunu yıkayayım. Mevsim salataya girecek sebzeler yeniden yıkanıyor.
Ay yoğurt bu gitti. Ay anne, anne. Ah annem, ah annem. Ah yaktı pilavı. Eyvah! Yok, koktu yandı. Of anne. Tadına bak bakalım, yanmış mı? Yandı bu ya. Lapa oldu. Hiç olmadı. Ben böyle pilav yapmıyorum ya. Bana kaşık ver. Ben de tadına bakmak istiyorum. Nasıl olmuş? Anlamadım. Çok güzel. Ben sıcak su koymuyorum. Morali bozulan Tuğba mevsim salata için göbek marul doğuruyor. Pilav diri olmuş. Birazdan mı sayıklayın? Annen de gelsin, birlikte karar verin. Anne! Mevsim salataya devam eden yarışmacımız göbek maruldan sonra kırmızı lahanaya geçiyor. Annem yanı koktu, ne oldu? Anne, pilavın altı açık kalmış. Eyvah. Bir baksan tadına, diri olmuş olabilir, bana öyle geldi sanki ama. Tuğba, yarışmak zor değil mi? Öyle yani, ben yaparım, ben ederim, öyle eleştirmekle olmuyor yani. Güveniyorsanız gelin kendinize. Ama yok. Yo, yanık değil. Köftelere baktın mı anneciğim? Bakmadım anne, hiçbir şeye bakmadım. Mevsim salata için salatalıktan sonra biber doğranıyor. Ardından kapya biber geliyor. Bunların sosunu sonra şey yapacağım, tamam mı? Evet, olur. Tamam. Ay bayılacağım gerçekten, al verin. Hadi annem, hadi annem, ha gayret. Yaparsın annem sen. Çeri domateslerden sonra havuç rendeleniyor. Ay bu şu rezilliğe bakar mısın? Annem olur. Buraları temizleyecek misin? Temizleyeceğim, temizleyeceğim. Sarımsağını da hazırlar. Sarımsağı da temizle anneciğim. Sarımsak. Tuğba sosyete mantısının yoğurt sosu için sarımsak rendeliyor. Püre ve kaşar peyniri ne zaman koyacaksın? Püreyi yani yetiştirebilsem koyacağım da kaşarını ısıtacağım ya, hani soğursa. Şimdi şey olur, çekin olur yani. Çorbanı verirken yapabilirsin. Püreyi üstüne anne, koyacaksın, kaşarı da üstüne koyacaksın. Sen şu tencereyi şey yap, bana iki tane şunu falan al, dolmayı. Bana iki tane büyük almıştık ya tencere, şey evet. Yap. Su. Hadi Tuğma, giyinmen lazım. Ne yapmam lazım? Son 2,5 dakika. Anneciğim, yoğurt, yoğurt. Aslında onun içine de koyup yapabilirdin. Yapabilirdim de, ne bileyim. Sosyete mantısının sarımsaklı yoğurdu da hazır. Sarımsak az oldu ama. Olsun, fazla tamam. Olmasın bu zaten. Bu da tamam. Şey olur. Şunu, şu tamam. Son 1,5 dakika Tuğba. Çabuk! Bittim. Anne tamam değil mi? Tamam, tamam annem. Her şey tamam. Bir yağı sonra kızdıracaksın mantılarını. Gidiyorum üstüne. Şunu atayım. Son 1 dakika koş! Koştum. Ay gitmiyor elimden. Anneciğim. Gelinin yemekleri de yetiştirdi. Yetiştirdi. Peki istediğin gibi oldu mu? Oldu istediğimiz. İnşallah lezzeti de kıvamı da yerindedir. Kayınvalidelerin adaletli olacağına inanıyor musun? İnanıyorum gerçekten. Çünkü ben adaletli davrandım. İnşallah kayınvalidelerin de adaletli davranacağına inanıyorum. Ve bugün kazanacağız. Tebrik ederim anneciğim. Hop. Buna da... Koş Tuğba, koş! Süremiz bitti ve kayınvalideler geldi. Hadi kapıyı açalım. Adı bu değil. Bu yayla çorbası. Sorun teşkil ediyor mu yani? Hani yoğurtlu deyip de yayla çorbası olmuş. Ediyor. Yoğurdu kesilmiş bunun. İçeceklerimiz nerede? Aşk olsun Sedef Hanım sizde. Abarttınız iyice bu içecek olayı. Allah aşkına sula hepsini. Dolmanızı tuzsuz buldum. Bir saniye. Olmayan bütün yemeklerin tek sorumlusu tencereler. Zuhal Hanım belki inanmazsınız ama bana da bir iki tane pirinç böyle diri geldi. Tıbben mümkün değil bunu hissediyorsanız size bilim adamlarının incelemesi lazım. Gördünüz mü mercimek ne olmuş? Suyu süzülmüş. Ya dedim ya, bir bardak kırılınca tekrar bir araya gelmiyor. Siz kırılan bardak için gelinimi mi seçtiniz? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son kez buluşuyoruz. Evet.
Evet, nasılsınız Özden Hanım? Teşekkür ederim, sizden nasılsınız? Ben de, ay canım çok, çok teşekkür. İlk defa bir gelinimiz bana kolonya ikram etti. Vallahi bravo Tuğba. Ne güzelmiş de kolonya şişesi sizinle. Evet. Çok mersi. Kızımız basketbolcu. Değil ama basketbolcular gibi maşallah. Maşallah, evet. Değil mi? Evet. Masası da güzel, ben beğendim. Masayı biz de beğendik. Değil mi? Çok güzel. Evet, sade güzel. Sade şık bardaklar, böyle kesme falan. Aa! Bak, bak, bak. Çok güzel valla. Ay. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Herkesin masası güzel değil mi? Güzel. Ben bu oyaları gördüm. Aa, sizin ilgi alanınıza giriyor. Evet. Kim yaptı acaba? Kızımızın çeyizinden mi acaba? Çeyizinden. Aman ekmekliye, orada bir top var. Aa. Hani normalde hani kokuyu yapıyor diye biz istemedik. Tamam, kokuyu. Şu uçtakini yakabilir misin? Tamam. Bir problem olur mu en uçtaki? Yok, Ayfer olmaz. Yaksın, yok. Çok şık olur, duruyor çünkü. Olur. Hani güzel de durur. Ne kadar güzel ekmek. Evet. Evet evet, onu. Tam ortada böyle is yapıyor, kameranın da önünde duman geçiyor. Evet, duman geçiyor. Ama hani şunla, tealightlar falan. Evet hanımlar, son gün. Evet. Büyük final gelinimiz geldi. Final masası geldi, hakikaten geliyor. Güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Güzele güzel demek lazım. Evet, tabii. Doğru demek lazım. Evet, çorba servisi için de başlamak lazım. Şöyle mi vereyim canım? Ay, suflalar muflalar. Baksanıza ne kadar hoş. Çok güzel. Sade, şık. Masa düzeni güzeldi, sade ve şıktı. Hoşuma gitti. Benim sevdiğim renklerdi. Masa düzenimiz çok güzeldi, beğendim. Sade bir masası vardı gelinin, gelin hanımın. Beğendim, hoşuma gitti masası. Kayınvalideler şeker geldi şu an. Hani ilk izlenim, hoş karşıladılar, masamı beğendiler. Çok güzel olduğunu söylediler. İnşallah böyle gider. Şenay Hanım nasılsınız? Hiç iyi değilim. Ay yapmayın, tahmin ettim. Aklım sizde vallahi ya, dünden beri. Yani çok moralim bozuldu. Hatice Hanım olsun. Siz... Şimdi yani bizim kayınvalidelerime moraliniz bozuldu. Başka bir şey evet. Bozulmadı mı moraliniz? Evet, onunla bozuldum. Yani hiç memnun kalmadım. Kızımın da hakkını yediler. Hatice Hanım kendini oynadı. Kızınız da sizin performanstan memnun kalmadı herhalde. Çok fazla dile getirdi. Yani bir sorun olmaz inşallah yani hani. Ne bileyim yani niye savunmuyorsun, konuşsan anne falan. Elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım ama niye öyle dedi size? Oynayan oynadı güzel. Hayır, size niye gelininiz o kadar şey yaptı? Hani konuşsan anne, savunsan anne, ben tek başıma savunuyorum, böyle olmaz ki falan. Yani konuşmaya çalıştım ama kızım da konuştu, hakkını savundu. Evet. Ama burada bana söz hakkı doğuyor galiba. Evet, söz hakkı doğuyor ama hiç şey yapmadım yani. Ya gerçekten çok o puanı kırıldım. Vermek istemezdim. Sizi de kırmak bilerek istemezdim. Verdiniz. Asla kesinlikle öyle düşünmeyin. Kendi gününüzü oynadınız. Daha yüksek puan vermiş olsaydım diğer arkadaşlarıma haksızlık edeceğimi düşündüm. Ah. Ve gerçekten olmamıştı yemekler. Kusura bakmayın. Niçin verdiniz o kadar puanı? Anlattım ya. Yani çorba hiç olmamıştı, tatlı tamam hiç olabilir. Olmamıştı, olmayan şeyler saygısızlık vardı. Saygısızlık yapmadı gelinim. Ben olan bir şey olmamış demedim. Ben hakikaten de damak tadıma ve yemek bilgime güveniyorum. Nasıl yemek? Hatice Hanım şey? kendinizi öne çıkarmak için bugün asla, düşük puan verdiniz. Asla. Düşük puan verdiniz. Asla kabul etmiyorum. Şenay Hanım'a. Bir şey yok. Kendi gelinin puanlarını koruması için. Evet. Evet, Zuhal Hanım kendi puanlarını koruması için düşük puan verdi. O zaman evet, Şenay siz de 7 verdiniz. Daha güzel yemeklere düşük verdiniz. Daha iyi. Hayır, 6 çok düşük puan değil. Gayet güzel puan. Herkesin 5 verdiğine siz 7 verdiniz. O zaman siz de kendinizi öne çıkarmaya çalıştınız. Hayır, hiç öyle alakası bir şey olamaz. Yok. Asla olamaz, kabul siz etmiyorum. Zaten ben hakkına verdim. Oynadınız. Ana yemeği lezzetliydi. Ben oyun oynamasını beceremem ki, olduğum gibiyim ben. Daha şimdiden başladılar. Dünkü masayı herhalde konuşuyorlar, bilmiyorum yani. İnşallah, döktüm. İnşallah bu gerginlik bana yansımaz. Yani ben beğenmediklerimi zaten söyledim ama, yani şimdi olmamış bir... 4 puanlık değildi Özden Hanım. Nasıl bugün nasıl geçti gününüz mutfakta? Ben 5 puan verdim, dikkatinizi çekerim. Hatice Hanım 4 verdi maalesef. Pardon. Ama diğer kayınvalidenin burada hatırlatmak isterim. 8'leri, 9'ları, 10'ları. Evet, önceden verildi. Yani bugün de bir yarışmacımız var. Beğendiyseniz diğer günler nasıl 8'i gördüyse bugün de 8'leri, 9'ları, 10'ları girmedim, hakkı görebiliriz. Gerçekten değil mi? Kusura bakmayın. Ben kimseye üzmek istemezdim ama yani olmamış bir şey uğraştı, olmuş diyemezdim. Emek verdi diye emeklerine saygı duyarak verdim. Ama ben dünkü puanlamada bana karşı, şimdi daha iyi bir masaya saygısızlık bir puan vermişsem, iyi olmayan bir masaya düşük verirsem
olmaz. Peki sizin kullanmadığınız hangi? 5 ve 6'yı mı kullanmıştınız evet. siz? E peki 7 verseydiniz? 7 verseydim daha önceki masalar bana göre 5 ve 6 verdiğim masalar 4'lük masaya göre daha iyiydi. Bu sefer o arkadaşlara haksızlık olmayacak mıydı? İşte şöyle bir şey yanlış yaptığınızdan dolayı olabilir mi? Diğer masalara belki de kullanmanız gereken puanları kullanmadınız. Diğer masalara da ben normal kullandım. Diyorsunuz. Hatırlanırsa, kayıtlar izlenirse orada da beğenmediğim yemekler vardı. Beşlik miydi ama peki? Evet, bence beşlikti. Hmm, bence size 3 vermişti Sedef Hanım. Bana 3 vermedi. Kim? Bana verdi 3'ü. Üçü bana verdi. Ayfer Hanım'ın gelinine verdi. Üçü bana verdi. Neyse herhalde dünkü, geçen günkü konuşmalar, gerginlikler var. Belki benim masam şey mi gelecek, karambole mi gelecek acaba? Yani kayınvalidem çok yüksek puanlar verdi. Bu programda verilmiş en yüksek puanlardan vermiş olabilir. Sayılı yani. Ki öyle ben takip ediyorum. Ama ben asla haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Ben gerçekten. Siz kendiniz oynadınız. Sizi üzmek hiç istemezdim. Çok üzüldüm. Gelinim de çok teşekkür üzüldü. Teşekkür ederim. Mutlaka üzülmüştür. Bütün çok, düşük puan alanlar. Bir de olmayan yemekleri yok muydu? Vardı her masada vardı. Olduğu gibi. Ama dörtlük müydü? Asla ben de katılmıyorum. Dört değildi. Yani dörtlük değildi. Çok çok düşük. Birazcık kızınız maalesef konuşmaların, diyalogların kurbanı oldu. Tamam. O var. Evet gerçek. Evet. Sanırım herkesin kanaatinde. Arkasında durmaya çalıştım. Peki. Önce bir çorbalarımızı içelim de konuşuruz Bilare. Afiyet olsun. Yoğurtlu çorba. Final gününde başlangıç olarak geldi. Ben oynamadım. Herkes de gördü zaten kimin oynadığını. Oynamadım ben. Ona kesinlikle katılmıyorum. Yemeklerinde de lezzet vardı. O kadar kötü menü değildi. Hatice Hanım gününü oynadı, 4 verdi. Yani oynamadık diyorlar. Aslında çok güzel oynadılar. Ben herkese hakkaniyetle verdim bu zamana kadar. Yani öyle gittim. Yani kimin oynayıp oynamadığını bugün göreceğiz. Bu çorbadan da kusura bakmayın da bu çorbanın adı bu değil. Yoğurt çorba. Yoğurtlu çorba. Konuşabilir miyim? Tabii. Yoğurtlu çorba, genelde bir sürü çorba yoğurtlu çorba. Hepsinin adı yoğurtlu çorba mı olmalı? Bu da evet yoğurt konuyor ama bu yayla çorbası. Yani ben hani biz yani yaptığımızdan teyzelerimden... Yapabiliriz, biz de yapıyoruz ama bu yayla çorbası kızım. Yani yoğurt çorbası diye ben tuz koyduğu içine vesaire. Ben de sordum menü yoğurtlu çorba dedi. Yayla çorbası dedim. Evet bir nevi yayla dedi. Yayla çorbası. Yayla çorbası. Biz öyle dediğimiz için öyle yazdım ama... Biz de yoğurtlu çorba yaptık ama yoğurtlu çorba değildi. Yani her çorbaya yoğurt konulan çorba çok yani. Düğün çorbasına da yoğurt konuyor. Değişik çorbalar ama yani bir isimleri var. Yoğurtla yapılıyor ama isimleri var. Bu resmen yayla çorbası. Yoğurttur. Yani biz dediğim gibi yoğurt çorbası dediğimiz bu yayla çorbası ailede. Hani öyle alıştım ben de herhalde. Sürekli yaptığım öyle. Çorba. Değil mi? Yani bir yerde tarif olarak yoğurtlu çorba diye geçiyor. Hayır, mu? Bu senin. Gelinim dediği yani gibi yoğurt çorbası. Almış çorbası diye öyle söylüyoruz. Bana katılan var mı? Bu yayla çorbası. Yayla çorbası. Yayla çorbası. Yayla çorbası. Yayla çorbası. Peki bir saniye, bu bir sorun teşkil ediyor mu yani? Hani yoğurtlu deyip de yayla çorbası ediyor. Ne açıdan? Yayla çorbası ise yayla çorbasıdır. Evet. Yoğurtlu çorba ise yoğurtlu çorbadır. Peki yoğurtlu çorba nasıl oluyor? Yoğurtlu çorbayı biz yermeyle, dövmeyle yaparız. Ve soğuk olur. Ama o yöresel olarak değişiyor. Dediğim gibi ama bir sürü çorbaya yoğurt konuyor. Biz daha çok yoğurtlu çorbayı yazın tüketiriz. Ve dövmeyle içine nohut koyarak yaparız. Biz. Soğuk da içiliyor. O soğuk, dövme aşı çorbası gibi evet, dediğimiz. Evet, soğuk yani. Buğday çorbası oluyor. Ama bu yayla çorbası ve biraz ben yorum yapabilirim. Tabii, başladınız ya biraz zaten. Biraz tuzlu buldum ve yoğurdu kesilmiş bunun. Hayır. Kesilmemiş. Hayır, kesilmedik. No, no, no. Hiç kesik değil. Neresi kesik ya? Lezzetine tadına diyecek bir şey yok. Eline sağlık. Sadece ismi bu yayla çorbası. Lezzetini beğendiniz. Beğendim. Lezzeti ama, güzel, kesin adı, demiş. O adı değil. Kesin adı o değil. Diyor. Efendim Tuğba. Çok kısa bir şey söylemek söyle, istiyorum. Söyle. Siz hani yöresel olduğunu söylediniz bizim orada yayma olur. Bizim o taraflarda buna pirinç, un ve şey koyulur. Tamam yayla çorbası. Yani, yayla çorbası. Ve yoğun çorbası denir. Hani ama bir Rizeliler yani, onlar. Olsun bizim olsun. Bizim orada bir sıcak için dediğiniz İnternete bakar mısınız arkadaşlar? Yoğurt çorbası soğuk diye. Çorba değil. Bulursam geri alacak mısınız tarifinizi? Almam yayla çorbası. Yoğurt çorbası ama diye. Biz yayla olarak. Bir saniye. Bakın doğru yayla çorbası. Ben de menüyü konuşurken pardon aynı şeyi söyledim. Fakat yoğurt çorbası diye de bu isim altında bu şekilde bir çorba varsa var demektir yani hani. Ona da bir şey diyemezsin. Yoğurtla yapılan tek yoğurtla yapılan değişik çorbalar var aslında. Tabii, tabii. Dediğim gibi birçok çorbaya yoğurt konuyor zaten. Yoğurt o zaman getirmesi lazımdı. Ama tadını siz beğendiniz. Beğendim. Siz nasıl? Beğendim. Tadını beğendim. Tamam bana bu lazım.
Tadı güzel. Ben isme cisme çok takılmıyorum. Buyurun. Ben de beğendim zor. Beğendiniz. Tamam güzel. Tadı güzel. Ben tuzun tuzlu yerinde. Buldum. Tuzlu buldunuz. Evet biraz aa, tuzlu buldum. Çok kıvamı iyi ama çok az tuzlu buldum. Evet. Valla ben de beğendim. Eline sağlık. Ben isme takılmıyorum derken şöyle yanlış anlaşılmasın. Şimdi belli spesifik yemekler vardır başlı başına. Ana yemekler. Onlar da tabii ki hep bunu yaşıyoruz. Beyti kebap deniliyor, başka bir şey getiriliyor. Efendim mesela Ali Nazik diyor, başka bir şey geliyor. Onlar çok şimdi ana yemekler, büyük iddialı yemekler. Ama şimdi çorba, yayla, çünkü çok ismi olduğu için yayla, yoğurt, kesme aşı, buğday aşı, bilmem ne aşı falan filan dendiği için çok takılmıyorum dedim. Evet. Yoksa tabii ki her şeyin karşılığını bulmak zorundayız. Ne söyleniyorsa önümüze o gelmeli yani. Anlatabiliyor muyum? Ha yoğurtlu çorba olunca çok genel geçer bir kavram olduğu için ben de bir daha bakın dedim arkadaşlara. Çünkü ben de çünkü menüyü saydığımda yayla çorbasını dedim ve yayla gibi dedi, pirinçli dedi. Yani... Eskişehirli kameraman arkadaşımız mesela onlarda da yoğurt çorbası diye geçiyormuş aynı şekilde. Bizde de yayla yani geçiyor. Yani onun için çok takılmayalım yani. Dedim uzatır mısınız Kase Hanım? Bizde çorbamıza hakikaten ne, ismini ne diyelim diye çok düşündük. Ama ne diyelim ne diyelim kızım dedim bu tavuk suyuna yapılıyor en iyisi tavuk suyu çorbası diyelim. Onda da yoğurt vardı ona da yoğurt çorbası denilebilirdi. Ama işte içine girdiği malzemelerden ziyade şimdi temel madde olarak yoğurt olduğu için sanırım yoğurt çorbası işte yoğurtlu bilmem ne çorbası yoğurt bilmem nesi falan filan dedi. Ya ona bakarsanız bir salata bir şey getiriyorlar. Yoğurtlu bilmem ne diyor ondan sonra. Evet. Bildiğimiz şey geliyor yani anlatabiliyor muyum? Evet. Ama sonuçta ben lezzeti dikkate almanızı öneriyorum ama herkes de beğenmiş. Tadı güzel. Anladım kadarıyla. Adı da çok önemli değil tabii dediğim gibi bir sürü yemek geliyor aslında bildiğimiz çorba. Yemek ama değişik isimler koymuşlar. Yoğurt çorbası değil de ben ona yayla çorbası diyorum. Biz öyle yapıyoruz. Yoğurt çorbası, yarma, buğday bunlarla yapılıyor. Benim bildiğim o. Soğuk da içiliyor. Ama yoğurt çorbası değildi o. Yayla çorbasıydı. Yoğurt çorbası yani ben bunu annemden, teyzelerimden hala aktif olarak yapılıyor yani. Ben bu doğduğumdan beri böyle bilirim. Ha olabilir yani yöreye göre değişebilir. Onu bilemem. Ama bizim orada Rize'de, Karadeniz bölgesinde, Trabzon vesaire hep böyle yapılır. Benim bildiğim yoğurt çorbası daha yoğun şey yoğurt olur içinde. Bunun yoğurdu biraz az olmuştu. Ha dönelim size Şenay Hanım. Şimdi mesela isim diyoruz, isim trileçe. Trileçenin farklı farklı tarifleri yok. Yani trileçe, trileçedir. Ha üstüne konan şey değişir ama trileçenin evet. İşte bilmem nerede revani diye geçmez ya da bilmem nerede sütlaç diye geçmez. Trileçedir. Ve trileçe, tri zaten üç demektir. Evet. Ve bu demek oluyor ki üç çeşit süt kullanılmaktadır. Ha bulunamayabilir, kullanılamayabilir, imkan doğrultusunda işte aramıştır, bulamamıştır ama sizin geliniz tercih ederek tek sütle yaptı. Ona da eyvallah. Evet. Fakat gel gelelim trileçe, trileçe evet, gibi değildi. Azizliğine uğradı. Neyin? Yani soğut unuttuk, soğudu o yüzden çekmedi. Yoksa çok güzel yapıyor gelinim. Kaç kere yedim. Neyin azizliğine uğradı? Yani ne unuttuk neyin hatası sonucu gelininiz? Hatası benim hatam oldu. Aa. Söylemeyi unuttum. Yani şeyini soğutmadan koysun diye. O zaman diye. Kayınvalidesinin azizliğine mi uğradı? Benim azizliğime. Geçmiş doğruya olsun. Doğru. Geçmiş olsun. Ama yani her ama şey... ana yemeği çok güzeldi. Bak fırın makarnası da eti de ben bugün de söyledim. Gerçekten sosuyla, pişmesiyle, her evet. Şeyle çok güzeldi. Ben de ana ve tek doğru puan da Ayfer Hanım'dan geldi. Onu evet. Söylemeden geçemeyeceğim. Teşekkür ederim Ayten Hanım'a. Ayfer Hanım'a da teşekkür Ayfer Hanım'a ederim. Ben de teşekkür ederim söyleyeyim. Ama Hatice Hanım kendine oynadı. Yok güzelim inan öyle değil. Ben kendime öyle oynamadım. Düşünüyorum. Kendinize düşünebilirsin oynadınız. Tabii herkes istediğini düşünebilir ama ben öyle yapmadım. Çünkü daha yüksek puan verseydim daha iyi yemeklere haksızlık etmiş olacaktım. Siz puan kaybetmemek için hayır, beni düşünmeye... Hayır, çok yüksek gelinimin, puanı var tabii gelinin o bir gerçek evet, yani. Evet gelinimin hakkını da yediniz. Yani yüksek puan verir zaten yapmadı. Puanlar bir defa bir kereye mahsus kullanılıyor. Yani herkese ayrı puan verilmiyor ki. Diyorsun ya hani diğer arkadaşlara haksızlık tamam, yapılırdı. Tamam bana göre... Daha önce Şenay Hanım'a biraz daha yükseğini verebilirdiniz. Kendinizi öne size çıkarmak için. Vermiştiniz Hatice Hanım? Nasıl yani? 6 puanı Sedef Hanım'ın gelinine mi vermiştiniz? Ben vermiştim 6 puanı. Hayır hayır 5'ini ve 6'sını kullanmıştı ya Hatice Hanım. Zannedersen 5'i size verdim. Hayır bana verdim. 6 verdiniz bana. 6 da düşük değil ki. Şimdi bana gelince niye düşük diyorsunuz? Pardon pardon. 7 verseydim diğer arkadaşlar haksızlık olur dediğiniz bir puan. Ve hani 6 puanlıktı da dünkü yani daha mı fazla Ayfer Hanım'ın yemekleri bence beğendiniz? Evet, Ayfer Hanım'ın yemeği daha güzeldi bence. Gelininizin? Zade kebabı. Zade kebabını daha mı fazla beğendiniz bonfileden? Sadece ana yemekle değil.
Şu an ama en önemlisi ana yemek ya. Hani en çok puan ona veriliyor veya kırılıyor ya. Ben sanki o gün ana yemek yorumunuzda daha az beğenmiştiniz gibi hatırlıyorum. Benim kayınvalidem dünkü gelinin puanını kırdı ama yani hani yemek olarak çok bir şey diyemeyeceğim. Şimdi ben tatmadım ama kayınvalidem damak tadına güveniyorum. Bir de birazcık hani gerginlik olmuş sanırım. Hani masada gerginlik olmuş. O da biraz etkiledi kayınvalidem. Hani ne olursa olsun sonuçta sofranıza gelmiş misafir. Vallahi benim çok üstüme gelirse ben dünkü gelin gibi yapmam. Çok üzülürüm. Bu stresle inşallah ağlamam. Bilmiyorum yani gelirlerse yapacak bir şey yok. Misafir onlar şu an hani bu benim masamdalar. Asla ters bir şey tabii ki söylemem. Yani gelmeye de çok hakları olmadığını düşünüyorum. Benim kayınvalidem hepsine yüksek puan verdi. Hepsi bütün masalara, gelinlere. Artık yani onların inisiyatifine kalmış bir durum. Bir şey söyleyemeyeceğim. Sedef Hanım'a da 5 puan verdiniz gelinle. Ama şimdi yani hiç beğenmediniz. Hiç olmamış bir çorbaydı. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Sedef Hanım gelinin yemeklerini hiç beğenmediniz. Oraya 5 de dün. Hiç beğenmedim. Beğenmediniz hiçbir şey. Mutlaka beğenmişimdir ki 6 puan verdim. O zaman ben dediniz. Pardon. Hayır kesinlikle. 6 puanı verdiğimi niye hazırlıyorsunuz? Diyorsun ya 6 puan verdim. Az mı dediniz az önce? O yemeklere ben de size 6 ben puan 6 verdim. Verdim. Diğer arkadaşlar kaç verdi? Anlamadım. Bana niye, ben adil benim olduğumu düşünüyorum. Ama sizin geliniz verilen 7 puanı beğenmiyor mesela. Yemeği. Hiçbir gelin beğenmiyor. Hayır be, siz 4 veriyorsunuz. İnanın hiçbir gelin beğenmiyor. 7 verdiğinizde bir saniye dünkü gelinimiz Ayfer'imin 7'sine ne kadar mutlu oldu Burcu? Ne demek beğenmiyor? Mutlu olmadı mı? Ama evet, daha yüksek istemez oldu miydi? Daha hiç öyle bir şey demedi bize. Aa 7 mi? Neyden kırdınız diye bir soru sormadı bize. Hayır, ana yemeği gayet güzel. Gelinimize 7 verdiler. Aa neydi? 7 mi? Falan oldu. 7'ye kızdı. Yemeklerine bile hep tuzsuz olduğu halde gelinine saygı gösterdim. Yani açıkçası şey biraz ana yemeği güzel. Gelininizin hareketleri diye, yani konuşma şekli biraz ama özür dilemesini de bildi olabilirim benim gelinim. Ya dedim ya bir bardak kırılınca tekrar bir araya gelmiyor. Siz kırılan bardak için gelinimi mi seçtiniz? Hayır nasıl karşılaştınız? Onun altına sığınmayın lütfen ya. Şey yaptınız. Gerçekten yani, onun altına hayır, sığınmayın. Hayır size ne oldu? Kendinizi öne çıkarmak için Şenay Hanım'ın hakkını yediniz. Kimse bu bir gerçek. Ana yemeği lezzetliydi herkes, gerçekten. Gerçekten lezzetliydi. Hakkaniyetli davrandı. O zaman 4 ile 5'in arasında ne var? Niçin bana yükleniyorsunuz? 4 ile 5'in arasında ne fark var? İnşallah beğenecekler ya. Yani normalde evde çok, dolmalar da biraz büyük kalmış ama. Hani evde çok yapıyorum. Unuttum ben şu an neredeyim gerçekten bilmiyorum. Bir de ne koyacağım? Böreğim. Sosyete mantığım. Sıcak olması gerekiyordu. Sıcak, yani sıcakla alakalı bir şey söyleyemezler. Hepiniz buraya kurulmuş gelmişsiniz dedi. Böyle bir şey mümkün mü? Hiç birbirimizi tanımıyoruz ki. Evet ona ben de katılmıyorum o lafa. Eleştirdiniz, masayı şey yaptınız. Burayı da eleştirdik. Her masa eleştiriliyor. Çiçeğe laf ettiniz. Teşekkür ederim. Masadaki çiçeklere evet, laf ettiniz. Evet olmamıştı güzelim, olmamıştı. Ama kızım değil, onu seçti. Ben böyle. Ama onları seçti ki kendi zevkine ama olmamışı da olmamış diyeceğiz yani. Lazım. Çok mu kötüydü masası? Sedef Hanım'ın masası daha mı güzeldi ona 5 verdiniz? Masaya değil de onun da bir yemeğine verdim yani. Masa sadece masayla bitmiyor ki. Beğenmişim demek ki 5 vermişim yani ne demek? Beğendim demek ki artık ne diyeceğimi de bilemiyorum. Yani kendinizi oynadınız. Nasıl isterseniz o şekilde düşünebilirsiniz ama ben... Yani puanlar anladım gitmesin diye kendinizi çok güzel oynadınız. Falan tabii lazım. Ayarlayacağım sen. Dün 4 verdim evet ama yemeklerini beğenmemiştim. Beğenmediğim yemeğe ne vereyim başka? Sedef Hanım'ın yemeklerini beğenmedi ona 5 verdi. Şenay Hanım'a 4 verdi. Kendi gününü oynadı. Kendini öne çıkarmak için yaptı bunu. Evet bu arada hanımlar ara yemekte bağ olarak bize sevgili Tuğba zeytinyağlı biber dolması, sosyete İçecek mantısı ve lahana turşusu. Bak, lahana salatası. İçeceklerimiz nerede? Tuğba. Bir şey mi ne oldu? Tuğba mı dediler? Sanki öyle bir şey dediler. Ay patates püren. Patates püren. Patates püren nerede? Gözümün önündeki şeyi görmüyorum şu an inanamıyorum. Gerçekten kendime inanamıyorum. Daha yeni getirdi yani getirir. Daha şimdi içeriye bir dakika bile olmadı. Ama şimdi geçmesi. Geldi ve bitti. İçecek alır mısınız diye sorması gerekiyordu değil mi? Tamam sorması gerekiyordu ama bir dakika bile geçmedi. 20 saniye bile geçmedi. Aynen, hadi daha geçse, şimdi koydu kız ya. Gerçekten daha yani hiçbirimiz yemeğe bile başlamadık. Aşk olsun Sedef Hanım siz de abarttınız iyice bu içecek olayını. Şu an geldi tabak daha tık diye sesi kondu kız gitti içeri zaten.
Gelmedi evet bakın hala. Gelin olmak kolay değil, koşturacaklar biraz. Biz aynen de gelin olduk zamanında. Anne? İçecekleri sor yavrum. İçeceklerimiz? Ama menüde, ana yemekte diye şey yaptım ben düşünmüştüm ama istiyorsanız şimdi verebilirim. Bence ver. Tamam. Ver bu yani. Masa özellikle ara yemekte içecek bekliyor. Tamam. Kayınvalidemizin bir tutkusu var. Meyve suyu alayım. Meyve suyu. Getir getir galon mu getir? Valla bu sefer ben de bir maden suyunu içerim hadi. Koy kayınvalidelerinkini doldursana zaten sonra benimkini verirsin. Ben tekrar içeriye doyalım. Git canım git sen. Tamam içecekleri verdin mi herkes? Ha, tamam verdim, mısınız? Verdim verdim. Aman boş bırakmayın bardakları. Birazcık azaldı mı siz tekrar takviye yapın içecekleri tamam. Özden Hanım. Tamam. Ara sıcakta içecek istedim. Yani ben normalde ana yemekte vermeyi planlıyordum. Yani unutmadım aslında. Ama verdim istediler verdim. İnşallah hani olumsuz şey yapmazlar. Sonuçta ne bileyim ana yemekte yenir yani. İşte içilir içecek. Öyle herhalde şartlar şimdi. Evet gelelim ara yemek yorumlarına. Buyursunlar kim başlamak isterse söz onun. Tabii tabii Sedef Hanım. Dolmanızı tuzsuz buldum. Salçası daha az. Pirinci biraz diri. Hiç diri değil. Bana diri geldi. Lahananızda... Çünkü bir lafınızı böleceğim. Tabii. Diri olması mümkün değil. Çünkü hem pencerede pişirdik hem fırına attık. Bakın ben de yapıyorum bunu. Bana diri geldi pirinciniz. Dolmayı mı fırına attınız? Tabii. Niye? Üstünün biberinin kızarması için. Biberi kızarsın diye anladım. Tuzsuz ve diri. Nar ekşisi. Ay şu nar ekşisi yani girdiği her şey çok yakışıyor. Lahana çok sert. Bunu tuzla ovup da öldürebilirdi. Öldürdü. Tuzla ama diri oldu. Geldi bana. Ama lahana bu kadar yumuşar. Bana diri geldi. Fazla yumuşamaz. Lahana tuzlu da, mu? Yani, da var. Nasıl? Tuzlu. Tuzlu. Lahana tuzlu. Böreği beğendim. Böreğin çok güzel olmuş. Hep tuzla ovuldu, yıkandı. Tuzlu bana tuzlu tuz geldi. Tuz hiç ilave edilmedi. Sadece mayonezi hayır ve hardalından dolayı. Bana tuzlu geldi salata. Hardaldan dolayı da gelmiş. Sosyete böreğiniz mantısını... çok güzel. Beğendim evet. Tadını falan. Yumuşaklığını, evet, gevrekliğini beğendim. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sosyete mantını beğendiler galiba. Öyle bir şey duydum ama çok da emin değilim. Dinlemiyorum çünkü heyecandan. Salatan da vallahi güzel olacak. Buyurun Şenay Hanımcığım. Dolmasını ben beğenmedim. Tuzlu. Ne zaman bana tuzsuz, tadı yok. Geldi. Biraz lapa gibi geldi bana. Deli diyor. Hayır, ben hayır. Lapa gibi geldi. Bana lapa değil. Al buradan ya. Bir yorum bir yorumu tutmuyor. Hangisine inanalım? Bana hayır, hangisine geldi. İnanalım? Şimdi hanım ben doğruyu söylüyorum. Kimde oynanıyor? Tuzsuz diyor. Tamam tuzsuz diyorsunuz. Eyvallah. Tuzsuz biraz ama lapa. Ama bir taraf diri diyor, bir taraf lapa diyor. Bunlar aynı tencerede yalnız pişiyorlar. Yalnız bir tarafı pişmiş, bir tarafı pişmemiş gibi. Biri biraz bir yarı yarıya mı düştü? Evet. Fifti. Yarı yarıya. Yani lapa olmasına imkan yok, diri olmasına imkan yok. Çünkü hem bakın, pencerede pişirildi, bir pişmişi var, ayrı bir tarafta de fırına atıldı. Bakın, lapa değil bir, ama diri, lapa bana değil. Bana öyle geldi. Değil. Size lapa diyor. Bakın tane tane pirinç falan. Bu kadar apayrı iki, uç, iki uçurum yorum yani. Su koymadım ben. Su. Hayır ya. Su, tencereleri su. Suflelerim için. Neden nasıl hatırlamıyorum? Nasıl unuttum? Dolmayı gerçekten bazı kişi biraz fazla pişirir, öyle sever. Bazı kişi biraz diri olsun. Hayır, öyle içi sever. Çok sıkı doldurulduğu onun zaman. Onun için yarı yarıya yapmış. Nasıl ayarlamışsa bir taraf için lapa yapmış, bir taraf için diri pişirmiş. Peki yani börek... Yarısını kızım pişir, yarısını birazcık böyle normal bırak dedim. İyi yapmışsınız. Hani ne güzel de ayarlamışsınız. Şey yaparız dedim. Sosyete ya, mantısı? Sosyete mantısı. Yani içi... Hamur gibi geldi bana. Ben beğenmedim. Lahana? Lahana da çok ince doğranmamış. İnce doğranmamış. Evet. Ben yapıyorum bu salatayı çünkü. Bu kalın teşekkür mı? Teşekkür ederiz. Kalın kalın. Bunu nasıl inceltecekti? İnce ince kıyması lazım. O zaman rende yapması gerekiyordu. Rende değil. Aa. Çok ince ince doğrayacak. Biz şeyde de dedik böyle patates soyma şeyinde. İncecik böyle lahana yediğinizi anlamıyorsunuz. Lezzetine bile varamıyorsunuz. Ama böyle hem lahananın... Ha şunu hanımefendi Allah aşkına çekin. Buna kalın diyor, iri doğranmış diyor. Lahana bu hanımefendi yani bu başka bir şey değil ki. Patates aynen, değil bir şey de değil. Doğranmış. Peki Ayfer canım Hanım. Canım sağ olsun. Suhal Hanım dolmanın içini ben de tuzsuz buldum. Hı hı. Ama sosyete mantısını beğendim. Güzel dolma oldu. Size nasıl geldi? Diri mi geldi, lapa mı geldi? Zuhal Hanım belki inanmazsınız ama bana da bir iki tane pirinç böyle diri geldi. Gerçekten bak. Bir iki pirinç. Vallahi yani bazıları karışık. Var.
Bir iki pirinç. Evet, aradakiler de diyorum ya. Çok sık olduğundan. Hepsi değil. Bak, bazıları çok iyi pişmiş ama bazıları nedense diri geldi bana. Peki sosyete mantısı? Beğendim onu, güzel. Lahana? Lahanayı beğenemedim. Hardal olduğu için. Olmadığı için. Hayır, mevsim olmadığı için. Lahananın tam tersi, lahananın mevsimi. Nasıl? Lahananın şimdi mevsimi. Beğendiler, beğeniyorlar. Şunu biraz ekleyeceğim. Şunu bir daha ölçmek istiyorum. Ay pardon, şunu. Lahana daha mevsimi geçiyorum, yapabilir miyim? Tabii. Tabii, buyurun. Dolma, zeytinyağlı dolma dediniz. Bu yalancı zeytinyağlı dolma. Ama lezzeti güzel. Güzel pişmiş, güzel. Diyecek bir şey yok. Bir de biber dolması. Bence beyaz lahanadan dolma yapsaydınız daha iyi uygun olurdu. Biber asıl mevsimi değil. Anlamıyorum ki yemek yemeye mi geliyorlar? Ön yargılı geliyorlar. Ne yapalım, canları sağ olsun artık. Yapacak bir şey yok. Şantalı tuzu yerindedir. Annem baktı gerçi her şeyime ama. Salatalar aynı olduğu için biz dedik hani beyaz lahana salatası olsun. Hani değişiklik olsun açısından. Tamam, iyi düşünmüşsünüz ama o zaman biber dolması olmasaydı. Neden? Ben öyle düşündüm. Biberin mevsimi de değil. Pirinç yalancı şey dolma bu. Zeytinyağlı dolma siz de çok iyi biliyorsunuz. Eminim bu şekilde olmaz. Nasıl olur? Kuş üzümlü. Antep fıstığı evet. Falan olur. Evet, kuş üzümü yok. Doğru. Niye kuş üzümü yok? Hayır, bu yalancı dolma. Bu yalancı dolmuş. Yalancı. Yalancı zeytinyağı. Yalanlarla dolu bir tabak getirdim bize. Yalancı sosyete mantısı. Yalancı dolmalar. Yok, yalan söylemeyeceğim. Kuş üzümünü unuttum. Tabii. Yalan söylüyorsun. Hayır, unutmasan da bunun tadı da bu şekilde olmaz. Kuş üzümü koymasan da bu şekilde olmaz. Nasıl biraz olur? Daha tatlımsı olacak. Tarçın olacak içinde. Ben de hani ekşi falan. Bu yalancı zeytinyağlı veriyorum. Dolma olmuş. Ekşi, esas tamam. Zeytinyağlı dolmada evet kuş üzümü Antep fıstığı olması lazım. Peki sosyete dolma mantısı nasıl? Lahana nasıl? Sosyete mantısını da biz çok yaparız. Tamam, bu da böyle oluyor. Üzerine bir hafif biber yakabilirdin. Hı-hı. Ve içi biraz iç harcı bana. Yağ konuyor. Tuzlu ya. Geldi. Tuzlu. Salata. Evet, uzatabilirsiniz tabaklarınızı. Bir şey diyebilir miyim? Tabii. Bardağınızın kenarı çatlak. Çatlak. Buyurun, buyurun. Bakabilirsiniz. Bakayım. Bardağım çatlamış. Vallahi görmüyor gözüm. Benim uzağım çok iyi değildir. Bakabilir misin? Gördüm ben. Çatlak, ha, kırılmış. Yani o sorun değil. O tarafla içmeyebilirsiniz. Öbür tarafla çevirerek içersiniz. Evet, bunu hata sanıyorum. Değiştirebiliriz. Ben onu sorun olarak diye söylemedim. Yani görmedim diye. Fark etmemiştir. Ben görmeseydim içebilirdim o şekilde. Sürekli bahaneler, şeyler. Annem yüksek verdi haftanın başından beri. Tabii normal yani, onlar da haklılar. Ortak istemiyorlar herhalde şeylerini ama ben... Yani tabii ki ufak tefek şeyler olabilir. Hani ben tadına bakmadım, dediğim gibi annem baktı. Ufak tefek sıkıntılar olabilir ama... Ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Bugün yüzü düşük müydü? Baktı mı size? Göz teması kurmadı dediniz. Evet. Bugün kurdu mu? Yok yok, güzel sohbet ettik, güzel muhabbet ettik. Ha iyi, çok şükür. Hı-hı. Aman iyi, yani iyi. Ben kırılmadım, kırdım da İyi dostluklar değilim. Kavgayla başlarmış. Zuhal Hanım, ben kolay kolay kimsenin kalbini kırmam. Kimse bana şey yapmadıktan sonra ben yani kırmam ben yani. Ben de kırmam. Kırıcı değil. Öylesi ben daha iyi tabii. Üç günlük de dünyada değmez yani. Bence de. Herkes şimdi dağılıp evine gidecek. Tabii. Kaybettiğini anladığı için herhalde bugün çok sakin. Sağlık olsun. Tuğba. Dünden konuşurken hiç öyle önemli değil falan değil miydi? Bayağı bir hararetli bir tartışma vardı. Annem de stres yaptı şu anda. Annem sıkıştırıyor beni ama o da bozuldu. Yapacak bir şeyim yok. Bozuluyorlar, durmuyorlar yani. Kusura bakmasınlar. Suflelerim. Suflelerim 7 dakika. Olmayacak. Ha, gelinler de geliyor bakalım neler olacak. Özellikle ben savunacağım tabii gelinim. Laf söyletmeyeceğim. Söyletme ama gelinin de o kelimeyi kullanmayacaktı. Diğerine göre o bilir konuşmasını, bir şey diyemeyeceğim vallahi. Neyi söyledim? Hakkımı helal etmiyorum diye. Evet, ben söyledim. Gelin ama herkesten özür sizin diledi ama. Sizin konuşmanız da yanlıştı. İyi güzel de hadi gelinler yani. Söylüyor, gençler ben söylüyor, cahiller de. Siz niçin söylüyorsunuz öyle bir şey? Evet. Çünkü çok sinirlendim. Bu kadar şey beklemiyordum ben. Aa evet, dün şey yapıldı. Yapıldı. Siz resmen oynadınız. Ben başka sizin, bir şey diyemiyorum. Siz bence benim üzerime oynuyorsunuz da. Hayır, sizin üzerinize oynamıyorum. Bu bir yarışma, kazanmak da var, kaybetmek o başka, da var. O başka. Ben buraya keyif almaya geldim. Bunu bilerek geldim. Evet, hepimiz keyif tamam, almaya bilerek geldik. Tamam, bilerek geldik. Ama kimse keyif resmen oynandı yani. Gelinimin hakkını da 15 bin yediler. Şenay Hanım, Hatice Hanım aldı puanları. Şimdi rahat emeğini rahat oturuyor. Ama emeğini yediler. Evet, sizin gelinlerinize ben nasıl saygı gösterdim, emeklerine verdim. Ama siz benim gelinimin emeğini yediniz. Kimse kimsenin emeğini yemedi. Yapmayın öyle. Tartışsınlar da beni unutsunlar bana. Ne yapayım yani? Çok stres yaptım. Hatice Hanım
gelin çok yüksek puanlar aldı. Onun için zaten yani hiç yemeden etmeden eleştiriyor. Ben ne bileyim haksızlık yapılmasın ya. Ben tamam hani on versinler falan demiyorum ama yani şu gün şurada yaşadıklarım hep her gelin gibi çok zordu. Bari onun hatırına olması gerekeni verseler yeter. Ben zaten çoğunu istemiyorum. Hayır ya. Ama bu kaşar da çok dert. Sizin gelininiz yani çok tepkili davranıyorsunuz. Çok saygısızlık yapmadı. Özür dilemesini de bildi yani. Özür diledi de. Nerede özür diledi? Ben tam olarak nerede özür diledi? Zuhal Hanım. Ben vallahi duyamadım. Net olarak özür dilemedi. Diledi. Tamam, bir laf arasında bir şey yaptı da net olarak özür dilemedi. Bir şey oldu ama. Evet diledi. Ben yanındaydım. Duydum. Net olarak. Bir şey pardon. Bir yemekle ilgili şeyde hata ettiysem kusura bakmayın. İyi bir şey dedi size galiba öyle bir şey. Özür diledi. Herkesten özür diledi. Herkesten özür. Saygısızlık yapmadı yani. Dilemedi. O şekilde açıkça bir şekilde özür dilemedi. Ne yemeği söylemiş ki saygısızlık şey evet yani hani saygısızlık yani. Babında saygısızlık belli bir şey demedi zaten. Seviyeli biraz konuşmaya çalışmışları var. Biraz sert zaten gelir evet, gelmez. Evet ama hani anlattı zaten. Çok böyle şey ama bir cümle sarf etmedi. Sarf etse yani ben de zaten müsaade etmem. O saygısızca bir şey söylemedi canım. Bir şey söylemedi. O sadece biraz o fevri. Öyle yüksek. Ama zaten kendisini anlatırken kendisi ben öyle dedi. Ben çok fevriyim. Ben biraz çaçaronum. İşte uçarım, atlarım, kaçarım, şeyi yaparım. Beni tutamazsınız. Bana bir dört versinler, tamam görürler falan filan dedi yani daha mutfakta. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi hani gelinimiz fevri diye de biz de susup da 8-9 verecek halimiz yok fevri değil. Yani. Sadece yüksek tonda konuşuyor. Farkı yok benim yani. Benim yüksek tonda konuşmam niye o zaman kabullenmedi? Ama sen direkt konuştun. O da direkt konuşuyor. Senin gelin de direkt hani konuştu. Azarlar gibi, hayır, adamın suratına da vurur gibi konuştun. Benim, ben de size izah ettim de benim konuşma tarzım budur. Ben bu şekilde konuşuyorum. Gelin kendisini açıkladı. Zaten çıkışları çok önemli olan lezzeti. Çıkışları yürümesi kötüydü. Evet. Yani o şekilde yürünmez, o şekilde de çıkış yapılmazdı kayınvalidelere. Nesi vardı gelinimin? Ya bayağı bir neredeyse yani bıraksaydık, şey birazcık daha biz konuşsaydık senin gelin herhalde oradan uçmaya roki yapacak, uçacak. Sedef Hanım, senin gelinin de bana evet, beni tehdit eder gibi. Neyi tehdit etti? Ya puanı gördükten sonra yarın siz de göreceksiniz dedi. Onda bu da bir saygısızlık. Yani bu da bir saygısızlık. Siz o puanı bana verdiniz. Hayır, bu da bir saygısızlık. Sen konuşsaydın. Senin gelinin niye konuştu o zaman? Benim gelinim hiç kimseyi kırmadı. Hiç kimseye bir saygısızlık görürsünüz etmedi. Görürsünüz dedi. Siz de onu yarın söyledi. Göreceksiniz ama dedi. Ama puanı görünce tabii ki yani söyleyecek. Yani üçü o zaman hazırladınız siz. Bana biz neyi hazırladık üçü. Allah aşkına? Hiçbir şey hazırlanmadan ya geldik. Oyun oynamadan da geldik. Tabii, sizin o verdiğiniz puanı gelin görünce tabii ki diyecek. Hiç siz de yarışacaksınız. Bakmış. Siz de göreceksiniz puanları. Tehdit edenler gibi. Siz de yarın görürsünüz. Senin gelinin gibi o şekilde konuşmadı. Değil mi? İkide bir de benim gelinimin lafını etmiyor. Sen benim gelinine dersen ben senin gelinimi ilk defa söyledim. Ben söyledim, kendi gelin tamam ben de gelinimi savunuyorum. Sen savunuyorsan ben de savunacağım. Daha yeni söyledim. Kaç gündür söylüyor muydun? Tamam ama bak senin gelinini sen söylersen ben de cevabı vermek zorundayım diyorum. O zaman ben de vermek zorundayım. Ben niye savunmayacakmışım gelinimi? Sen söyledin zaten ben vermene gerek kalmadı ki. Sen zaman söyledin bana. Ben de sana ya söylemek ya da iki dakika evvel siz çok güzel muhabbet ettik. Yo, ölümlü dünya sağlık olsun falan diyordunuz. Ne oldu gene bir alevlendiniz, celallendiniz? Ben ne bileyim ben alev aldı birden. Kaç gündür söylemiyordum Zuhal Hanım. Gelinle beni tehdit eder gibi dedi ki görürsünüz yarın da sizin gününüz. Evet dedi. Üçü o zamandan hazırladılar bana. Ne yazar tanımıyoruz, etmiyoruz, ne olduğunu bilmeden nasıl hazırlayabilir söyler misin? Nasıl hazırlayabilir? Evet, gördü işte puanımı artık gördü. Puanımı gördü, tanıdı. Tamam puanı gördü. Evet, bazı gelinlerimiz tepki olarak şunu söylüyorlar. Evet, ha, sen de yarın işte sizin de gelininiz yarışacak. Ya, siz tabii de aynı şeyleri yaşayacaksınız. Ha bazıları da çok sinirleniyor, abartıyor oluyor. Anne sen de onlara gereken puanı verirsin falan diyorlar mı? Diyorlar maalesef. Diyorlardı. Şey zor yanlış bir şey yani tabii ki. Yani hani yanlışa yanlışla her zaman söylüyorum cevap verilmez. Siz hep her zaman yemeklere odaklanacaksınız ve yemeklere puan vereceksiniz. Bence diğer de laflar, söylenenler, aynen, kayınvalidelerin aralarındaki diyaloglar, birbirinizi hissettikleriniz, düşündükleriniz değil. Yemekler ön plana çıkmalı. Onlar değerlendirilmeli. Tuğba, hadi anneciğim. Ayfer Hanım bana taktı. Ben de haliyle ona taktım. Sürtüşmemiz yine devam etti. Ya tabii ki o benim içimden gitmez, aklımdan gitmez yani. Çok tepki gösterdi Sedef Hanım gerçekten. Benim gelinime saygısız dedi durdu. Benim gelinim hiç saygısız yapmadı. Kendini savundu, yemeklerini savundu. Saygısız yaptığını da düşünmüyorum. 7 dakika tatlılarımı koydum. Suda pişecekler. O zamana kadar hemen salatalarımı nasıl kaşıkla, nasıl kaşıkla, şeyle, ay kaşıkla bakıyorum.
Evet, bu arada Hasan Paşa köftelerimiz ve bulgurlu mercimek dedi. Firik pilavı mı dedi? Firik pilavlı bir şey dedi bugün. Firik pilav. Firik yani bulgur firik dedi, karışık dedi. Karışık. Pilav. Firik ne oluyor anlamadım, mercimek mi? Bulgur. Bulgur. Tamam da, firik, bulgur. Ha. Evet. Tamam, pardon. O da bulgurun bir çeşidi. Bulgurun bir çeşidi. Bulgur çok faydalı, ben çok severim şahsen. Evet, ben de bulgur pilavı çok yerim. Severim. Ben sizin programı izlerken dediniz pilav istemiyorum, artık görmek istemiyorum. Geline dedim, kızım Zuhal Hanım dedim pilav istemiyor. Sağ ol canım. O yüzden dedim bulguru yap dedim. Ay yap. Tamam, bak dedi, çok daha güzel, faydalı. Hem değişik tarifler, evet. İnsanlar da farklı şeyler öğreniyorlar, görüyorlar. Her açıdan daha iyi yani. Artık ezberledik pirinç pilavını ve bütün türlerini. Zuhal Hanım. Efendim canım. Benim tatlımın... Ah senin sufleye bakman lazım, çikolatalı sufle ya hemen. Pişiriyorum. Tamam. Aman dikkat et o sufleye. Sufle saniye... Farkla mahvolabilecek bir tatlı, dikkat etmesi lazım. Yani suflem eğer gerçekten her zaman yaptığım gibi olursa hakikaten beğenecekler. Çok eminim yani. Evet, ana yemekle ilgili kim başlamak ister hanımlar? Ben başlayabilirim. Tabii ki Ayfer Hanım, buyurun. Pilavı bana diri geldi Zuhal Hanım. Tadı, hı-hı, lezzeti güzel ama diri. Köfteyi beğendim, salatayı beğendim. Güzel. Hala. Sadece pilav diyor. Sadece pilavı bana diri geldi. Dedi. Evet. Sedef Hanım? Arkadaşın dediği gibi pilav, evet, diri. Arkadaş? Ah, arkadaşım o benim. Dedi. Yani tabii ki arkadaşım, tartışsak da şey yapsak da arkadaşım. Severiz birbirimizi diyorsunuz. Yani. Mı? Diri geldi söylediği gibi, evet. Köfteyi beğendim, salatayı da beğendim. Lezzeti falan hepsi güzel. Peki pilavın benim lezzeti nasıl? Güzel. Kıvamıydı, şeydi, içinin baharatıydı falan hepsi güzel. Beğendim. Teşekkür ederim. Ben pilavı beğenmedim. Tuzsuz, diri, köfteyi beğendim, salatayı da beğendim. Ama salatada tuzsuz. Salatada tuzsuz diye ekleyeyim diyor. Evet, ama evet, salatanın diriliği falan güzel. İçeriği, sosu, evet, falan içeriği. Tamam diyorsunuz. Peki, Hatice Hanım. Ben de köfteyi beğendim. Güzel olmuş, ellerine sağlık. Bulgur pilavı maalesef olmamış, diri arkadaşların dediği gibi. Gördünüz mü mercimek ne olmuş? Suyu süzülmüş. Ne olmuş? Mercimeği mücadele pilavı öyle olur. İnanmıyorsanız açın internetten bakın. Ben bunu aslında kesmeyi planlıyordum ama yetişmeyecek. Onun için kesmiyorum. O zaman makarnayı haşlayın koyun diyor. Makarnanın suyunu da dökmeyelim o zaman. O farklı bir şey. Makarnanın suyu sulu sulu çorba gibi mi getirip koyacaksın? İçeride makarna falan konuşuyorlar. Ne makarnası? Ben makarna falan yapmadım. Hala diğer gelinleri... konuşuyorlar yani. İnanamıyorum. Bir dakikam doldu. Şimdi bir tane daha. Hemen söndüreyim altını. Mercimekli pilav ben de yapıyorum. Normalde dediğiniz gibi bir bardak kadar mercimeği haşlarım, suyunu süzerim. Pilavla birlikte yaparım. O öyle değil. Onun mercimeği pişirdiği suyun içine bulgurunu döküyor, sonra da soğanlı kavuruyor, onun üstüne döküyor. Hmm. Ben önceden kavururum mesela soğanlı falan, mercimeği haşlar süzerim, yaparım. O ayrı, bulgurlu şey, mercimekli bulgur pilavı oluyor. Bu da mücettere. Soğumasın diye geri koyuyorum. Çünkü daha tabakları normalde 2 dakikada yerler, şimdi 10 dakikadır gideyim mi, ne yapayım, gideyim ben en iyisi. Mücettere'nin tarifi bu diyor. Hani kız bir hafta yemek yaptı, uğraştı, baktı, araştırdı. Tamam ama ben hatalıysam ben gelinizden özür dilerim. Unutabilir, o zaman o da der. Ben de derim ki gelinim unutmuş, kusura bakmayın. Peki, siz nasıl bulmuştunuz Hasan Paşa köftesini? Köfteyi beğendim, eline sağlık kızım. Salatayı da beğendim. Ben de. Ama pilavını beğenemedim, kusura bakmayın. Pilavını hiç kimse beğenmedi, diri buldular. Tamam. Görüntü falan güzel ama... Köfteni ve salatanı herkes çok beğendi. Ben de dahil, ben de beğendim. Eline sağlık. Hasan Paşa köftesi. Zaten o pilavın, affedersiniz... Rica ederim. Mercimeğinde sıkıntı olmasa bile pişmesinde sıkıntı vardı. Lapa olmuştu. Lapaydı, evet. Hemen tatları çıkarayım ben şimdi. Sıcak sıcak. Önce şuraya bir peçete sileyim, atları atmasın tabağa. Bahane bulma, bahaneyi de bahane söyleme. Bahane bulmuyorum. Mücettere'nin tarifi bu.
İşine gelirse bu kadar benim yani. Benim işime gelmedi, gelmediği için de beğenmedim. Zaten ama tarif bu. Yapacak bir şey yok. Hani müşteri o şekilde lapa mı pişiyormuş? Onun cevabını da ver. Lapaydı. Lapaydı. Ya tencerenin azizliğine uğradı diyor. Ah, tencerenin azizliği. Bence işte olmayan bir saniye. Olmayan bütün yemeklerin tek sorumlusu tencereler. Evet. Aha. İnşallah beğenirsiniz. Görüntüsü çok güzel, sunumun çok güzel, sufleler. Afiyetler olsun. Farklı bir teknikle pişirmiş, o güzel de süslemiş. Gerçekten ne kadar güzel kapları falan. Ta 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 tam. Ayfer Hanım'ın gelini de bu şekilde yeşil mercimekli pilav yapmıştı ama ismine başka bir şey söyledi, mücevhere diye. O süzmeden yapmış, bulguru simsiyah olmuştu ve lapaydı. Bunu Ayfer Hanım'a kabul ettiremedik. Bunun adı neydi kızım, pardon? Sufle. Sufle, ben ilk defa yedim. Öyle mi? Evet, olabilir, çikolatalı sufle, evet. Tadı fena değil, o benim tercih ettiğim tatlı değil. Ha, olabilir tadı yani. Orta, tercih ettiğim tatlı değil. Tadı orta. Yani fena değil. Ben çok beğendim. Afiyet. Kıvamı, tadını, sunumunu çok beğendim. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun efendim, teşekkür ederim. Siz Ayfer Hanım? Beğendim, elinize sağlık. Evet, siz? Teşekkür ederiz. Tadı tuzu güzel ama sanki bir tık daha mı pişecekti? Bir tık. Ya içinde birazcık daha keki, birazcık tam daha. Pişmiş. O zaman bana öyle geldi. Tam kararlıydı. Yalnız bir tane eksiğin var. Şöyle ki suflenin yanında ya dondurma verilir, evet, ya da krema pudra şekeri. Ya pudra şekerini ben düşündük aslında. Yani ben de ya da bir dondurma vanilyalı bir top ya, gider. Evet, o olabilir ama pudra şekeri o tatlı, o tatlı çok bayağı diye düşündüm. Ya ben. Evet, doğru söylüyorsun ama krema da koyabiliyorlar mesela. Ya da dondurma, en güzel dondurma aslında olabilirdi. Açıkçası ben beklerdim suflenin yanında ama tabii ki suflen çok güzel olmuş, onu söylemeliyim. Gayet güzel. Yani riskli bir tatlı de seçmişsin. Hani sıcaktan erir diyerekten diye şey yaptım. Çok önemli mi? Değil. Ben sadece sufleyi çok iyi seven ve yiyen birisi olarak her zaman yanında bir kremasını veyahut vanilyalı dondurmasını görürüm, görmek isterim. Evet, eline sağlık. Herkes beğendi. Büyük final. Gelinleriniz geldi. Dışarıda bekliyorlar. Onları da daha fazla bekletmeyelim. Heyecan dorukta ama önce haftanın son açık oylaması için hazırız efendim. Yüksek vereceklerine inanmıyorum. Çünkü herkes strateji yapacak. Kimse gelinin yani daha yükseğini vermez diye düşünüyorum. Tebrik ederim. Doğru puan. Aa, ağlıyor musun? Yok, ağlamıyorum. Stres yaptın. Oo. Şimdi bana söz hakkı düşüyor mu? Tabii ki. Hayır, her zaman. Hayır, söz hakkı vermiyorum. Açıkça şimdi siz oynadınız. Evet hanımlar, geldik son açık oylamaya. Bugün de sevgili Tuğba için puan verme zamanı. Buyursunlar, alın tatlılarınızı lütfen. 4 gündür verdiğiniz puanları veremiyorsunuz, biliyorsunuz. Lütfen beğendiğiniz yemeklere göre hakkaniyetli ve adaletli puanlar bekliyoruz. Lütfen daha evvel yazdığınız puanları yazmayın. Değiştirmek zorunda kalmayın. Herkes yazdı mı? Herkes puanından emin mi? Her gün soruyorum bunu. Değiştirmek isteyen var mı? Az ya da çok verdiğini düşünen varsa değiştirebilir şu an. Bir kayınvalidenin bile puanını gördükten sonra artık değiştirme şansınız yok. İlk olarak da Hatice Hanım'ın puanını görerek son açık oylamaya başlıyoruz. Buyurun Hatice Hanım, açın ve söyleyin lütfen puanınızı. Gelin kızımıza puanım 7. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Doğru puan. Yani 3'ü vardı, ben korktum. Hı hı. Açıkçası beklemiyordum da sizden öyle bir şey ama bazı kayınvalideler yapma, maalesef... Kolay kolay yapma. Bravo Hatice Hanım. Kendi gelini yüksek puan da almıştı. Hı. Bu tez de böylece çürümüş oldu. 3 eksiği vardı, evvel... pardon. 3 eksiği vardı bana göre, 3 puan kırdım. Bravo. Teşekkür ederim. Evet, bakalım. Sedef Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Sedef Hanım, siz de açın ve söyleyin lütfen puanınızı. Puanım 7. 7. 1-7 de. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Aa, ağlıyor musun? Yok, ağlamıyorum. Ağlamak üzere misin? Bir rahatlama geldi herhalde. Ha, anladım. Stres yapmıştım çünkü. Stres yaptın. Evet. Güzel puanlar gelince. 1-7 puan da Sedef Hanım'dan gördük. Bakalım Şenay Hanım'dan kaç puan geldi?
Buyurun Şenay Hanım, sizin de puanınızı verelim. 8. Oo. Teşekkür ederim ben. Teşekkür ederim. Diye korkuyordum. Ben hiçbir şeyi beğenmedi. Bir tek köfteyi beğendim dedi. Köfteyi beğendim. Salatasını beğendim. Hizmetini beğendim. Şimdi bana söz hakkı düşüyor mu? Tabii ki her zaman. Hayır, söz hakkı vermiyorum. Ben veriyorum. Böyle bir hakkı var mı? Siz veriyorsunuz ama ben vermiyorum. Vermeyeyim mi? Vermeyeyim. Bir cümle bir şey desin. Merak ediyorum. Açıkça şimdi siz oynadınız. Hayır, esas siz oynadınız. Bu yemekte hiçbir şey beğenmediniz ve 8 verdiniz. Benimkileri beğendiniz ve bana 6 verdiniz. Bakın. Canınız sağ olsun. Masası güzel. Masası o, çok güzel. Ama sade. Oynayan sizsiniz. Çok güzel hizmet etti. Valla ben korktum en çok Şenay'ımdan. Dedim ya hiçbir şey bize bir şey olmaz. Hiçbir şey beğenmemişsiniz. Sadece ben söylemiyorum. Ana yemeğini beğendim ben. Evet, ana yemeğini beğendim. Sadece pilavı biraz şeydi. Yani umarım Burcu kızmaz mı puanınıza? Ben hakkaniyeti verdim. Bravo, valla tebrik ederim. Tebrik ederim Şenay Hanım. Valla Hatice Hanım da tebrik ederim. Ama hakkını yediniz. Peki. Evet, 4 asla değildi, her zaman söylüyorum zaten. Bravo, vallahi şaşkınlıklar içerisinde mi? İyi anlamda şaşırıyorum ve mutlu oluyorum tabii ki. Hak edilen masada güzel puanlar görünce. Evet, bakalım son puan Ayfer Hanım'dan kaç olarak gelecek? Buyurun Ayfer Hanım, siz de açın ve söyleyin lütfen. Gelin Hanım'a benim puanım 8. Ooo çok güzel, en yüksek puanı evet uzun süredir aynı anda. Yine bana hak doğdu. Çok ciddiyim, çok büyük haksızlığı siz yaptınız. Hayır. Çünkü benim yemeklerim de 8'in üstündeydi. 8'di en azından. Gerçekten haksızlık. Haksızlık değil zaten. Lezzetine bak. Bana söylediğiniz lezzetini, bütün sofrası, kelimeleri ben size iade ediyorum. Büyük hepsi oyuncu sizsiniz. Büyük haksızlığı siz yaptınız. Hayır, niye yapamadınız? Bu kadar net ve kesin. Ellerine sağlık. Çok hanım. Zaten kendi de 7 verdi. Ben size düşük vermedim. Ama siz gerçekten şu an bana haksızlık. Ben oynamadım. Haksızlık ettiniz. Ben oynamadım. Ben size düşük vermedim. Açıkça söyleyemeyebilir insanlar. Ama benim gibi düşündüklerinden eminim. Çünkü benim yemeklerim gerçekten bu yemeklerden daha... Bu oynama öyle mi düşünülüyor? Değildi. Ben oynamadım. Tabii ki söylemeyecekler şimdi öyle düşünüyorum diye. Ben neyse onu. Bu yemeklerden yani daha iyi değildi. Bu yemeklerden yani bu yemekler... İyi olmasa da eşit olabilirdi, bu yemekler hayır gibi olabilirdi. Bu gerçekten lezzetliydi yani. Tamam, helal hoş olsun. Sofrası da güzeldi, yemekler evet, de lezzetliydi. Tabii ki şimdi oldu. Dengeler değişti, çok yüksek puanlar aldım, tebrik ediyorum. Sen benim puanımı büyük filanında dakikalar sonra gelinlerimizle birlikte öğreneceksin. Gerçekten de helal çok hoş olsun kızım. Elini heyecanlı sağladım geçecek. Kıran kırana bir rekabet olacak diye düşünüyorum. Büyük finaldeyiz efendim, heyecanla buyursunlar. Kayınvalideler tuza takıldı. Ebru Hanım'ın kayınvalidesi zannedersem. Yani yaktı. Puanları yüksek yüksek verdiler. Benim masamı sabote ettiler. Hangi ana yemek benim ana yemeğim gibi pişmişti mesela? Ve kayınvalidenin kaç puan verdiğini biliyor musun? 8 puan verdi bugün Tuğba'ya. Neye göre verdiğini bilemeyeceğim. Hakkımı helal etmiyorum kısmını 3 puanı gördükten sonra söyledim. Saygı çerçevesi içinde olsaydınız belki de puanımı size daha iyi verebilirdim. Özden Hanım'a özel bir teşekkür etmek lazım. 6, 7, 8 diye bir tek bir 5'ini gördük. Kalkıp bana 9 veremeyeceğine göre 5'i vardı, 5'ini kullandı. Bu kadar basit yani bu. Efendim hem seyircilerimize hem de muhteşem yarışmacı gelinlerimize büyük finalde hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız kızlar? İyiyiz. Heyecan nasıl? İyiyim. Çok üst yüksek seviyede. Üst seviyede. Biliyor musun ki puanlar da çok üst seviyelerdi. Evet, evet. Gerçekten her şeyden önce bunu belirtmek istiyorum. Bu hafta haftalardır hasret kaldığımız bir tablo var elimde. Gerçekten de yemekler güzeldi, puanlar güzeldi. Uzun süredir masalarımızda aynı anda bu kadar yüksek puanları görmemiştik. Bu haber çok sevindirici. Onun için özellikle hak edilen masalarda kullanılan yüksek puanlar için kayınvalidelerimize teşekkür ediyorum. Kolay kolay teşekkür etmem biliyorsunuz kayınvalidelere. Arada bir iki tane oluyor ama gerçekten de bu hafta daha hakkaniyetli, daha adil puanlar gördük. Ama görmediğimiz masalar da oldu. Sorguladığımız, kızdığımız, tepki gösterdiğimiz, kiminizin daha sert, kiminizin ise daha duygusal tepkiler verdiği puanlar da oldu. Şöyle bir pazartesi Sedef Hanım'ın geliniyle başlamak istiyorum. Sevgili Serpil, sen kendini değerlendirirsen masanı ve kayınvalidelerin performanslarını bize neler anlatacaksın? Yani kayınvalideler tuza takıldı. Tuza mı takıldılar? Tuza çok takıldılar. Bence takılmamaları gerekiyordu. Hı hı. Ya,
Ebru Hanım'ın kayınvalidesi zannedersem. Yani yaktı. Peki Burcu, senin masanda biraz gergin anlar yaşadık. Evet, ben çok gerildim. Evet, gerildin. Bazı kayınvalideler oldukça tepkiliydi bu durumu da. Puanlarına evet. Yansıttılar açıkçası. Etkilendiler anladığım kadarıyla. Ben bunun altına sığındıklarını düşünüyorum. Açık açık da söylüyorum bunu. Çünkü şöyledir. Burada biz lezzete puan veriyorlar. Evet. Benim konuşma tarzım, ben kendimi savunmak zorundaydım. Kayınvalidem sessiz kaldığından dolayı bu iş bana düştü. Hı hı. Ben de doğal olarak yemeklerimi savunmak zorundaydım. Çünkü benim yemeklerim kesinlikle dörtlük değildi. Kendilerinden dolayı, hani kendilerinin hani birinci olamayacaklarını hedefleyenler oldu aralarda. Hı. Evet, başkalarının birinci olmasını öne çektiler. Puanları yüksek yüksek verdiler. Benim masamı sabote ettiler. Ben bunu açık açık başta söyledim. Evet, söyledin. Yine dürüstlükle söylüyorum. Benim masam dörtlük değildi. Kesinlikle kabul etmiyorum. Hangi ana yemek benim ana yemeğim gibi pişmişti mesela? Et nasıl pişmişti? Bana bir açıklasın bir tane kayınvalide. Mesela desin ki senin etin pişmemişti. Ben kabul edeyim. Etin güzeldi. Yasemin'in ana yemeğine de kadın budu köfteyi ara yemek dediler. Evet. Ve özellikle Burcu sana verilen puanlara çok tepkiliydi. Evet. Kayınvalidesine de kızdı. O kadar yüksek puanlar alacak ne yaptı ki dedi. Güzel yemekler yaptı. Çünkü anne babası aşçı olduğundan mütevellit sormuş. Kadın budu köfte ara yemekmiş. Ana benim için ana yemek. Özellikle şöyle aşamalar açısından da söylüyorum. Bana kolaylık, zorluk gibi bir şey söylediler ama kimdi? Galiba Ebru'nun kayınvalidesi dedi ki Ayfer Hanım. Ayfer Hanım güveç yapsaydın keşke. Bence kadın budu köfte güveçten çok daha aşamalı ve çok daha zor. Ben zaten sade bir kadın budu köfte yapmadım. Ana yemek kıvamında bir kadın budu köfte yaptım. Sosunu yaptım, ayrı getirdim. Zaten kadın budu köfte gerçekten çok aşamalı. Benim bir sürü vaktim aldı. Ayrıca bunu fırınladım. Yani ortaya bir ana yemek getirdim. Onlara puanlamadan önce de söyledim. Dedim ki rica ediyorum bana kolaylık, zorluk değil lezzet açısından bir şey söyleyin. Hı hı. Ona göre bir puan verin. Hepsi gerçekten beğendi. Benim beğenilmeyen tek şeyim böreğimin altı tam kızarmamıştı. Evet, tek evet. Sorun bu ama 30 katlı bir börekten bahsediyoruz. 30 katlı. Ben, Residence gibi bir börekti adeta. Aynen öyle. Gerçekten iyi açmıştı. Bir saat boyunca ben o börek için uğraştım. Evet, güzeldi yemeklerin. Ben de beğendim ufak tefek şeyler dışında. Fakat gel gelelim aldığın yüksek puanlara rağmen çok da memnun kalmadın sanki. Evet. 7'ye ortalama dedin. Neden kırdınız dedin 7-8 veren kayınvalidelere? 8, evet benim puanım bence 8, 9, 10 diyemiyorum. Hadi böreğin altından belki ya bir puanı oradan kırabilirsin ama 9 en az olmalıydı diyordun. 8 ve 9 kesinlikle benim puanım. Peki Ebru ne diyecek bakalım teşekkür buna? Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Gerçekten ben de kadın budu köfteyi ana yemek olarak görmüyorum. Ara sıcak olarak biliyorum bu zamana kadar. Ve yanılmıyorsam Sedef Hanım, Serp Hanım kayınvalidesinde kayınvalidem inat 8 puan verdiğini düşünüyorum. Sen ne yemek yapmıştın ana yemek olarak? Zade kebabı yapmıştım. Bir kebapla köfteyi bir tutmuyorum. Güveçte patlıcanlı etliydi. Evet, yani dediğim gibi ara sıcak olarak biliyorum bu zamana kadar. Yani aşama açısından düşünürsek bence ben hala çok aşamalı, çok uğraştırıcı ve hala iddia ediyorum bence kadın budu köfte özellikle benim yaptığım şekli ana yemektir. Hayır. Aşamalı olarak düşüneceksek o zaman ben de keza öyle. Eti ayrı kavuruyorsun, patatesleri ayrı kızartıyorsun, patlıcanları ayrı kızartıyorsun, güvece koyuyorsun. Benzer yemekler aşamalı vardı. Açıkçası olaraksa ben de bir gittim geldim. Puan verirken kıyaslama tabii ki yapıyorum kendi içimde. Hani hangi yemek daha ağır basıyordu lezzet olarak öncelikle tabii ki. Yani kadın budu köfte vardı. Bugün Hasan Paşa köfte vardı. Jülyen kesilmiş bir bonfile vardı. Bütün olarak bir antrekot bonfile yedik. Senin ana yemini unuttum. Kremalı mantarlı antrikot. Seninki de antrikot. Benimki... Yani aslında 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynıydı. Zorluk derecesi açısından hani kayınvalideleriniz öyle değerlendiriyor ya. Ama tabii ki bir börek açmak kat kat meşakkatli bir şeydi. Ve bugünkü yarışmacımız Tuğba sufle yaparak büyük bir risk aldı. Çok da güzel bir sufle yaptı. Gerçekten ben sufle dediğinde bir endişelendim. Çok biliyorsunuz bıçak sırtı çok ince bir çizgidir sufle. Ona keza bir muz sorunsalımız vardı. Aşmakla mükellef olduğumuz. Açtı da bir nevi Şenay Hanım ama evet. Kayınvalide gelin sorunları aşabildiler mi o masada yaşanan? Gerçekten merak ediyorum. Kayınvalidenin konuşmamasından yakındın. Evet kesinlikle. Ben konuşmak zorunda kaldım. Kaç puan verdiğini biliyor musun? Evet. Bugün. Biz dün evet konuştuk. 8 puan verdi bugün evet, Tuğba'ya. Evet biz konuştuk yani neye göre verdiğini bilemeyeceğim. Ama şöyle bir durum var yani gerçekten Zuhal Hanım. Evet hepimiz meşakkatli işler yaptık. Hı-hı. Bir kere arkadaşımın ana yemeğine kesinlikle katılmıyorum. Çünkü ana yemek şu sos yaptım bu ana yemek diyemezsiniz. Hı-hı. Bir yemeğin bir şeyi vardır. Ara sıcak menü vardır.
Kadın budu köfte ara sıcak diyorsun. Kesinlikle ve ana yemek sos da koysa olmaz mı diyorsun? Evet, yok. Benim masamda diğer masada zıtlaşarak 6 vereceği masaya 8 verdiği için hanımefendi, evet Sedef Hanım, ben ona çok gerildim. Bayağı gerildin. Çok sen gerildim. Hakkımı helal etmiyorum dedin, çok takıldı. Bunu saygısızlık olarak adletti. Pardon. Ben demedim. Hayır pardon, Ebru'nun dediği Sedef Hanım ona da çok takıldı, hakkımı helal etmiyorum diye çok konuşuldu bu. Şöyle söyleyeyim Zuhal Hanım, kayınannemden duyduğum kadarıyla Sedef Hanım bana şey demiş, geliniz masada bana saygısızlık etmeseydi 6-7 verirdim demiş. Hı-hı. Zaten bunu duyduğum çok iyi oldu. Ben şöyle söyleyeyim, hakkımı helal etmiyorum kısmını 3 puanı gördükten sonra söyledim. Zaten seyircilerimiz de izler bunu. Ve hakkımı helal etmiyorum kelimesi ne zamandan beri saygısızlık onu da hiç bilmiyorum. Ben saygısızlık ettiğimi düşünmüyorum. O özellikle frambuaz, pelteli frambuazda. Kek kaldırıp bunu sıra sıra yemek lazım ancak. Evet, keşke bir anda... sıra sıra yeseydi. Evet, bu Sedef Hanım. Siz bana o kelimeyi kullanmasaydınız... Evet, ve saygısızlığı da yapmasaydınız, saygı çerçevesi içinde olsaydınız belki de puanımı size daha iyi verebilirdim. Aynı zaten beğenmedim. Gerçekten ama vermişsiniz. Ama sizin puanınızı gördükten sonra. Üçü gösterdikten ama sonra yemeği beğenmedim. Dedi. Beğenmediğim bir yemeği. Değiştiremezdim ki puanı zaten. Asla üçlük değildi. Ben bakın şöyle bu değildi. Çok net söyleyeyim, kimsenin masası üçlük, dörtlük veyahut beşlik de değildi, öyle söyleyeyim. Zuhal Hanım bölmek istemiyorum ama... Siz orada ama kıvırdınız yani. Gelinlerimizin hareketle tavırlarına, davranışlarına, bizim... konuşmalarına... Evet masaya puan veriyoruz ama gelinlerimize de puan vermek zorundayız. Peki, Burcu'yu dinlemek ben istiyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Madem biz hani bu kadar kötü yüksek davranıyoruz, saygısızlık yapıyoruz. Evet. Öyle diyorlar ya. Evet. Benim saygısız olarak hangi kelimem oldu? Ben kendi yemeklerimi savunmak zorundayım. Tabii ki insan emeğine bir ama şey söylendiğinde geriliyor. Ama tabii ki savunurken de ses tonumuza... Fakat çıkışlarımıza biraz daha dikkat etmek lazım. Herkesin bir kim dedi mizacı karakteri var. Evet. Ama tabii ki bu bir televizyon programı ve karşınızdaki tabii ki sizden yaşça kat be kat büyük insanlar. Tabii ki belli saygı çerçevesinde herkes yemeğini savunacak. Hatta ben çoğu zaman gelinlerden yana olarak da zaten bunu dile getiriyorum. Ama bazen hani belli sınırlar vardır ya, onların bir tık üstüne çıkılabiliyor. Bir an böyle bir an gittin geldin senin masanda sende. Mesela, sen zaten kendini anlatırken bunu da ifade ettin. Ben yok, sinirliyim ben falan diye. Ben en çok şuna da takıldım Sedef Hanım'ın. Sedef Hanım masamda, benim masamda dedi ki, benim masamda dedi, ikinci masada dedi, bu masada sıfır dedi. Şimdi evet annen öyle bir şey dedi. Benim geleniminki de solda sıfırdı dedi bu masaya göre dedi. Sanırım Yasemin'in yemekleri evet, için söylemişti. Söyledim. Ne diyeceksin Serpil? Neye göreymiş? Neye göreydi? Düzen olarak, sunum olarak. Neyi eksikti masada mesela düzen olarak? Söyledim. Kesinlikle ben katılmıyorum. Yani üçlüğü zaten hiç kimsenin de hakkını yemedim. Evet sizin biraz konuşma üslubunuz bana uymadığı size için. Size göre konuştuk. Ve bir de söylediğiniz masa benim. Ben yani öyle masa bir şey söylemedim. Bu masada bizler oturuyoruz. Ben karıştırıyorum. Masa benim değil. Güller ilk daha zaten kapıdan içeri girildi. Bir gül polimi yaşandı. Ondan sonra da ben sonuçta cevap vermek zorundayım. Ben de dedim ben kendi masamı böyle tercih ettim sizin için. Süslemek peki için böyle tercih ettim. Biraz da Tuğba'yı dinlemek istiyorum. Bugün yarıştı ve gerçekten o da çok yüksek puanlar aldı. Şöyle bir puanlara baktığım zaman gerçekten de çok şaşırtıcı sonuçlar var. Yasemin sen çok yüksek puanlar aldın. Hı hı. Son haftalarda gördüğümüz en yüksek puanlardan da hatta yarışmamız boyunca kırılan rekorlara yakın bir puan aldın ama Tuğba sen de yüksek puan aldın. Hatta gözyaşlarına hakim olamadın. Biraz rahatladın, biraz da mutlu oldun dedin. Evet. Ne diyeceksin peki? Senin en düşük puanın 7 idi. Bu haftaki en düşük puan olarak yani masasında en yüksek puanlardan birini gördün aslında. 2-7, 2-8 aldım. 2-7, 2-8 aldın evet. Yani ben sunum olarak da yemek tabii ki küçük aksiliklerim olabilir. Hani hızla yarışıyoruz, zamanla yarışıyoruz. Ama genel olarak masamın da hızımın da ve yemeklerimin genel olarak sıcak olması gerekenden sıcak geldiği düşünüyorum. Yani yapmam gerekeni yaptım ve zaten annem yüksek puanlar verdi. Evet, hakikaten bu noktada Özden Hanım'a özel bir teşekkür etmek lazım. 6, 7, 8 diye bir tek bir 5'ini gördük. O da kime gitti? Bana. 5 sana geldi Burcu galiba. Evet. Orada da biraz işte gene hener biraz çünkü işte yüksek bu puanlar verildiğinden dolayı kalkıp bana 9 veremeyeceğine göre 5'i vardı 5'ini kullandı. Bu kadar basit yani bu. Yok o öyle değil. Çok özür diliyorum. Gerçekten öyle değil. Biz 3, 4, 5 yani zaten kendi aramızda konuşurken de annemle neyse onu ver. Hani önemli değil. Gerçekten bunu konuştuk. Bravo Tuba. Hakikaten öyle konuştuk. Annem zaten mizaç olarak da
hak yemez yani. Normalde ama Hatice Hanım bugün sana verilen puanları bana inat mı yaptınız? Burada oyun oynanıyor diye tanımladı. Yani Yasemin ne diyeceksin? Annem biraz haklı, şu açıdan haklı. Benim şaşırdığım bir durum var. Burcu'nun kayınvalidesi Şenay Hanım Burcu'ya 8 pardon Tuğba'ya 8 puan vermiş. Tuğba'nın kayınvalidesi de 5 puan vermiş. Evet. Ona ben çok öncelikle buldum. Çok şaşırdım. Çok mu buldun? Evet, benim emeğime saygı duyulmadı. Kendisi neden duydu ben bilmiyorum. Evet, açık açık da söylüyorum bunu. Çünkü benim emeğime saygı duyulmadı benim masamda. Evet, benim emeğimi ezerseler, ben kayınvalidemin yerinde olsam kesinlikle kullanmazdım Zuhal Hanım. Öyle mi? Evet, kesinlikle. Seni kullanmayacağına eminim canım ben zaten. Ben yok, kullanmazdım. Burcu Hanım, sizin kayınvalideniz de bana 5 puan verdi. Benim masam 5'lik değildi ama. İşte yemekleriniz şeyde... Tuza tarafı bırakın da asıl yani hayatınızın geri kalanında gelinize geçireceğiniz için. Diyor ki niye verdin bu 8'i diyor. Ben onun gönlünü alırım. Ben niye 8 verdim? Hatice Hanım'la yükseldi. Hatice Hanım bana 4 verdi kızıma. Hmm. O yüzden yani aslında hakkaniyet verdim. Gelinler çok çaba gösteriyordu. Hak eden de masaydı, o da ayrı tabii 8'i. Ben gelinlere girebilir miyim tabii burada? Tabii. Ben annemin bir dinleyelim Yasemin'i pardon. Çok pardon, çok özür dilerim. Ben annemin kesinlikle adaletli olacağına sonuna kadar inanıyorum. 7 vererek o da bunu gösterdi, evet, aslında bugün. Evet, kesinlikle sonuna kadar inanıyorum. Şimdi biz şu an Tuğba ile puanlarımız bizim çok yakın. Hı hı. Belki annem şu an benim birinci olmamı engelledi. İsteyerek ya da istemeyerek. Ama onun yapmak istediği tek şey adaletli olmak. Biz hı hı. her zaman bunu konuştuk. Aynen. Asla üçler vermeyeceğiz. Üçlük bir masa vallahi hiçbir bravo şekilde zaten. Yok. Evet. Ne üçü bir kere olsun. Gördük bu hafta sanırım ben değil mi? Ben de gördünüz Zuhal Hanım. O da kimi? Gereksiz yereydi zaten. Ya hiç olmadı. Yani keşke onu da görmeseydik. Bölüyorum. O da dediğim yani. Gibi zaten hani ben 6-7 verecektim. Demek ki benim yemeğim çok beğenmiş. Kendisinin içine 6-7 geçmiş. Sadece saygısızlığın arkasına sığınmış. Ben bir saygısızlığın olmadı. Benim kıskanıldığımı düşünüyorum Sedef Hanım'dan. Sanırım bizi kıskandığı için, kendine rakip gördüğü için böyle bir puan verdiğini düşünüyorum. Serpil ne diyorsun, kıskandılar beni diyor. Kayınvalidemin gerçek hayatta da öyle kıskançlık bir huyu yoktur zaten. Sırf sizin kayınvalideniz bana 4 verdiği için yine söyledim. O da 4 verseydi o zaman. Yok, bir saniye. Hayır, yani. Ben hep konuştum. Sakın düşük puan verme. Hı hı. Adaletli ol. Çünkü o gün çok sinirlendiği için, benim masam 4'lük olmadığı için o açıdan verdi ama... O da doğru değil. O da tabii. Yani ben yine kızdım. 4'lük değil. Hani 4'lük, 3'lük kullanmayacağız. Bravo. Bu hafta yüksek puanları kullanın. Evet Ebru. Biz de şöyle konuştuk. Ben de aynı kez dedim ki sakın 3'ü kullanma. Hani yanık yoksa, yetiştirmişse 3'lük, 4'lük kullanma. Benim kayınvalidem gününü oynamış olan bir insan olsaydı zaten 6, 7 ya da 5 verirdi. Demek ki benim kayınvalidem gününü oynamadı ve yemeği beğenmediğinden dolayı 4 uygun gördü. Çok özür dilerim. Bence ilk gün oynadığını düşünüyorum ben. Gününü oynasaydı 6-7'yi verirdi dedi ya, 5-6'yı verirdi dedi ya, bana 6 verdi. Çünkü kendi gelini bir önceki gün 7'leri almıştı zaten. 2 tane 7'yi aldı. Beni düşürmek için bana 6 puan düşürmek verdi. Düşürmek için değil, kayınvalideniz 6 verdiği için 6'ını uygun gördü demek ki. Kıyaslama diye bir şey yok. Bence evet, kesinlikle değil. Demek ki onu göz uygun gördü. Olmamalı. Peki. Lezzetli olan neyse ona verilmeli. Ben gerçekten kaybedersem... Ebru'nun kayınvalidesi yüzünden kaybedeceğimi düşünüyorum. Çünkü 6 benim hak ettiğim bir puan değildi. 8'den aşağı 7'ler de bir şekilde evet kabulü. Evet, puanlar burada yavaş yavaş gelelim tabii sonuca. Çoğun 5000 TL'yi bir görelim. Burada bulunma amacınızı tekrar bir hatırlayalım ve hatırlatalım seyircilerimize. İşte 15.000 TL, teşekkürler Gülşah. Çok önemli bir meblağ. Borcu olanlar var, içinizde ihtiyacı olanlar, kurduğu işi tekrar yeniden ele almak isteyenler veya çocuğu için kullanmak isteyen birçok insan var. Dolayısıyla sizler de onun için buradasınız. Ama içinizden sadece biri bu ödülün sahibi olacak ve en önemlisi başarmış olarak diğer rakiplerine fark atarak buradan gidecek bir gelinimiz var. Acaba hanginiz bu gelinimiz? Ama maalesef hanginiz olmadığı konusuna gelince onlardan ilkini söyleme vakti sanırım geldi. O da üzülerek. Serpil sen oluyorsun. Bu 26 puanın 20 puanı kayınvalideler verdi sana. Ben ise 6 puan vermişim. Eline emeğine sağlık. 5. oldun, kaybettin. 4. ve 3. arasında 2 puan.
üçüncü ve ikinci arasında bayağı bir puan var ama en önemlisi ikinci ve birincimiz arasında bir puan fark var. İşte her zaman söylediğimi tekrar söylemenin yeri geldi sanırım. İşte verdiğiniz veyahut vermediğiniz bir puanlar. O işte kızdım, o bana öyle yaptı, işte şu şöyle olmuş, içimden geldi, oh iyi oldu falan dediğiniz bir puan bile 15.000 TL'ye mal oluyor veyahut kazandırıyor. İşte burada da yine aynı şeyi yaşıyoruz. Gerçekten çok enteresan, çok yüksek puanlar dediğim gibi. Üçüncümüzün de puanı çok yüksek. Dediğim gibi Serpil'in puanıyla beşinci oldu ama birinci olan gelinlerimiz oldu bizim programımızda. Ama şimdi dördüncümüzü söyleyeceğim. O da 15.000 TL'ye veda eden bir diğer isim olarak maalesef. Burcu sen oluyorsun. Çünkü hakkaniyetli davranmadılar. Kayınvalideler sana 21 puan vermişler tatlım. Ben sana 7 puan vermişim ve 28 puan gibi teşekkür bir puanla maalesef dördüncü oldun. Elin emeğine sağlık senin sizle de. Sizle yarışmak çok güzeldi. Teşekkür ederim aynı şekilde hepinizle. Kaldı 3 gelinimiz bana bakar. Ebru var, Tuğba var, Yasemin var. Bu 3 gelinimizden birisi şu görmüş olduğunuz 15.000 TL'ye dakikalar sonra sahip olarak gidecek. Hayallerine kavuşmuş, başarmış olarak teşekkürler. Bakalım hanginiz olacaksınız? Ama biriniz daha veda etti kızlar 15.000 TL'ye. Onun da yemekleri güzeldi. Ben bayağı güzel puan vermişim ya. İnanamıyorum. Çok yüksek bir puanla üçüncü oluyor. Maalesef o da... Ebru sen oluyorsun. Teşekkür ederim. Kayınvalideler sana 22 puan vermişler Ebru'cum. Ben ise 8 puan vermişim. Çok teşekkür ederim. Önemli olan bu puanı sizden alabilmekti Zoya Hanım. Yemeğin gerçekten çok güzeldi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Elin emeğine sağlık senin de rica ederim. Üçüncü olmak bile benim için büyük bir duygu. Ve geldik tahmin edilen bir sonuca. Evet gördünüz sevgili seyirciler çok yüksek puan aldı ikisi de. Dediğim gibi son zamanlarda verilen en yüksek puanları gördük. Ben de her ikisine yüksek puanlar vermişim. Ama ya Yasemin ya da Tuğba bir puan farkla 15.000 TL'nin sahibi olacak. Acaba hangisi? Bu haftanın birincisi 15.000 TL'nin sahibi Yasemin mi? Ay. Size ne oluyor ya? Alkışladım o kazandı zannettim gerçekten. Tuğba mı diyecektim. Ay uzun süredir yapmıyordum ha. İlk kez söylemediniz. İlk kez yemedim. Gerçekten heyecanla. Onu yemeden atacaktım ki olur yemin ederim. Evet. 15.000 TL'nin sahibi bu haftanın şampiyonu. Alkışlarınızla. Tebrik ediyoruz Tuğba'yı. Özden Hanım siz de böyle alayım. Şöyle. Öncelikle tabii ki en yakın rakiben var. Onun puanını söylemek tebrik istiyorum. Hepinizi. Tebrik ederim Yasemin'cim. Sen kayınvalidelerden gerçekten çok yüksek. 29 puan aldın. Evet. Benden ise 9 puan aldın. Çok teşekkürler. 38 çok puan gibi bir puanla. Maalesef kıl payı bir farkla 15.000 TL'ye veda ettin. Dekora doğru gidiyordum aslında. Aynen ama. Öyle gidiyordun. 41 puan vardı daha evvel gördüğümüz. Sen ise sevgili Tuğba, ah kıyamam. Sen kayınvalidelerden 30 puan aldın. Benden sen de 9 puan almışsın ama kayınvalideler 1 puan fazla verdiği için kayınvalideler belirledi aslında. Çok yüksek bir puan. 39 gibi bir puanla birinci oldun. Eline emeğine sağlık. Gerçekten çok güzeldi yemeklerin. Sizi de tebrik ederim. Adil puanlar kullandığınız için özellikle. Evet hepinizin eline emeğine sağlık efendim. Birazdan arkadaşlarım sana ödülünü takdim edecekler. Güle güle güzel günlerde harca. Evet efendim bu haftalık bizden bu kadar. Sizlere evinizde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bütün gelinlerimizi alkışlayalım lütfen. Gerçekten başarılıydınız. Tabii ki en büyük alkışlar sevgili Tuğba'ya. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum.